İyi akşamlar değerli izleyiciler. Başka Açıdan'a hoş geldiniz. Programımızın hemen başında kandilinizi tebrik ederek başlamak en hayırlısı olacak gibi gözüküyor. Çünkü bugün özel bir gün, bugün çok güzel bir gün, çok güzel bir gece. Mevlid Kandili, alemlerin onun hürmetine yaratıldığı Peygamber Efendimizin doğum günü efendim bugün. Mevlid Kandili'nin hem İslam alemine hem ülkemize hem de bizlere ve ailelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bu akşam önemli konuları başka açıdan da ele almaya çalışacağız. Ülkemizde gündemi meşgul eden ve gündemde maalesef hala kalmaya devam eden Narin Güran cinayeti, Sıla Bebek durumu, ailelerin durumu, bu cinayet ve bu vahşet ve bu katliamın üzerinden yapılan istismarı kısaca ele alacağız. Daha sonrasında ise Ayşenur Ezgi Eygin'in Filistin ve Gazze'deki o dik duruşunun karşısındaki suikasti biraz ele almaya çalışacağız. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki oyunlarını da biraz ele almaya çalışacağız. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi noktasında yapmış olduğu atılımlar ve atakları ve yakınlaşmayı biraz ele alacağız. Türkiye'ye etkilerini konuşmaya çalışacağız. Ukrayna-Rusya savaşında özellikle ateşkes konuşulurken bir anda farklı evrelerde tehditler de gelmeye başladı. Bunu da biraz ele almaya çalışacağız. İsrail soykırımındaki bu ateşkes çabaları sonuç verecek mi? Bu Harris'in ve başkanlık yarışının içerisindeki durum ve başkanların Filistin'e bakış açılarını da biraz ele almak önemli. Birleşmiş Milletler'in yakında bir toplantısı var. Filistin'in burada üyeliği ne anlama geliyor, Filistin'e ne gibi fayda sağlayacak ve bu üyelik barışa katkı sunabilir mi? Bunu da farklı boyutlarda ele alacağız. Bir diğer önemli noktada eğer zaman kalırsa Avrupa'daki göç krizleri ve bu göç krizlerinin ekonomiye etkileri, dünya ekonomisinden Türkiye'ye yansımalarında kısaca başlıklar altında sunacağız. Kimlerle? Çok değerli konuklarımızla. Doktor Kazım Dalkıran, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hayırlı efendim. Gazeteci yazar Furkan Bölükbaşı, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Çok teşekkürler efendim. Ve Dünya Sosyologlar Derneği Başkanı Necret Topçu, siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar ve tüm ümmetin kandili mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve araştırmacı yazar Ersan Ergür, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ziya Bey. Bebeğim, bu gece biliyorsunuz Mevlid Kandili. Müsaadenizle bir iki söz arz etmek lütfen, istiyorum. Lütfen. Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan çok tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cevahir Grand Kongre, Kongre Merkezi'nde yapmış olduğu konuşma programında şu noktaya çok vurgu yaptı. Hatırlarsanız biz bugüne kadar İslam'a ve İslam'ın temel ahlaki değerlerini toplumun çağdaşlaşmasının önünde engel olan bir anlayış içerisinde büyüyerek bugünlere geldik. Toplum ve gelecek nesil bu anlayış üzerine bina edildi. Gökten ve gayipten geldiği sanılan dogmalardan değil, yaşamdan ve hayattan aldığımız anlayış da biz bu cumhuriyeti kurduk denilen bir anlayıştan bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın medeniyet coğrafyamızdaki geçmiş Türk ve İslam anlayışını yeniden inşa eden ve bugün Filistin'de ve Gazze'de elini açıp neredesiniz ya ümmet diye bağıran o mazlum ve masum kadın ve çocuklara bir umut ışığı olan Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine, Afrika'daki, Somali'deki, Myanmar'daki, Doğu Türkistan'daki tüm ümmet coğrafyasındaki çocuklara ve kadınlara ve mazlumlara umut ışığı olan Türkiye'nin anlayışını ve algısını medeniyet coğrafyasında inşa ederek ayağa kaldıran bir anlayışa sahip Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı çok iyi anlayıp bu noktada yaşamış olduğumuz ekonomik krizleri bahane ederek gözümüze bir kır perdesi gibi onu tutarak ve dünya üzerinde Türkiye'nin ayaklarına pranga vurmak isteyen uluslararası diplomasi ve anlayışı karşısında ortaya koyduğu diplomasiyi hayata geçirmek için çaba sarf eden ve Doğu Akdeniz'de Türk menfaatlerini öne çıkaran, Türk insanının yeniden bölgesinde kazan kazan anlayışıyla devlet teşkilatını oluşturarak geçmişteki milli ve manevi duygularıyla hareket eden bir lider ülke Türkiye'yi, bana göre Türkiye İmparatorluğu'nu hayata geçiren bir anlayış noktasında bize düşen
onun yolunda giden bütün insanların, onun etrafındaki insanların bu anlayışı ve algıyı meclederek ve bu anlayışı kendilerine rehber ederek her ne pahasına olursa olsun onu desteklemekten geri kalmamalı ve bu mübarek kutsal gecelerde onunla yapmış olduğumuz duaların hayata geçmesi için kendimize düşen seçmen olarak, onu destekleyen insan olarak üzerimize düşen her şeyi hayata geçirerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve onun bıraktığı mirasın inşa olması için İlahi Kelimetullah yolunda yol alıyoruz diyen bir anlayışı, dün elinde içki kadehiyle Cumhurbaşkanlığı davetleri veren, başörtüsünden dolayı tel örgüsünün arkasında anlayışı, zihniyeti iten bir anlayıştan, bugün başörtülü subaydan ve başörtülü hakim ve savcıdan, başörtülü kaymakamımızdan ve valimizden oluşan bir anlayışa geldiğimiz bu sistemi unutmayıp bu noktada üzerimize düşen vazifeyi hayata geçecek olan bir anlayışı hayata geçecek bütün adımları atmak noktasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yalnız bırakmamız gerekiyor. Bunu özellikle Mevlüt Kandili'nde bildirmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Umarım halkımız da bu anlamda inşallah değerlendirmelerini, desteklerini sunmaz. Evet, mutlaka. Efendim geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi müsaadenizle Furkan Bey'le başlamak istiyorum. Furkan Bey, yaklaşık işte uzun bir süredir narin kızımızı, daha sonrasında elin bir şekilde Sıla Bebek noktasında farklı ve iç açıdan, iç acıtan ve yürekleri yakan cinayetler ve vahşet gördük. Katliam gördük neredeyse. Katliam diyorum çünkü çocuk katliamı gibi. TÜİK'in açıklamaları da bu noktada ciddi anlamda çocuk mağduriyetinin arttığını gösteriyor. Şimdi bir toplumsal olarak da bakabiliriz bu olaya. İnsanların içi acıdığı için bütün odak noktası orası oldu. Fakat bu odak noktasını faydaya dönüştürme istismarı da söz konusu oldu. Siz Nari'nin bu cinayetinde en önemli kriter olarak bakmamız ve bundan sonra olmaması için yapılması gereken neler var? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyelim, bir kere bu tip olayların hepsi, geçmişte de benzerleri yaşandığında, hep bir siyasi istismar malzemesi haline getiriliyor. İlla ki orada fatura bir şekilde İslam'a, dine, Müslümanlığa bir şekilde... Hemen Kur'an kursu dendi. Hemen fatura ediliyor. Evet. İşte Kur'an kursundan çıkınca yapmış, döndükten sonra namaz kılmış, onu yapmış, bunu yapmış. Yani bir insanın namaz kılması onun... dört dörtlük bir Müslüman olduğu anlamına da gelmez. Zaten mevcut Kemalist laik sistemde öyle dört başı mamur bir din eğitimi de verilmiyor bu insanlara. Bu insanlar Atatürk ilke ve inkılapları ışığında eğitiliyorlar. 5 yaşlarında girdikleri okuldan 23 yaşında çıktıkları üniversiteye kadar ve orada nasıl bir ahlaki eğitim alıyorlarsa ona göre şekilleniyorlar. 100 senelik Cumhuriyet tarihinde hala biz böyle vakalarla karşılaşıyorsak problemi bu eğitim sistemine vurmamız lazım. Bir, orada verilen ahlaki eğitime vurmamız lazım. İki, yani şurada 2012 yılına kadar zaten Kur'an kursları yasaklıydı. İşte 12 yaşından 13 yaşından önce hiçbir çocuk gidip Kur'an kursunda eğitim alamıyordu. Bu yasağı daha Erdoğan kaldıralı 10 sene oldu. Ne ara bu Kur'an kurslarında insanlar yetişti de faturayı biz İslam'a ve dine keser olduk. Bir de bu soruşturmaların çeşitli aşamalarında olaya bir şekilde bir yerinden dahil olup kendi popülaritesine malzeme yapan çok fazla ünlü gazeteci, şu bu çıkıyor bu gibi süreçlerde. Mesela bunlardan bir tanesi Gülben Ergen. İşte birisi tutuklanıyor, onun üzerinden bir salvo yapıyor, sonra bir bakıyoruz 2 gün sonra o adam aslında salınmış, bir suçu yokmuş falan. Bunlar da aslında o süreçte yaşanan mağduriyeti ciddi anlamda sorunlu bir hale getiriyor yani. Polisin, yargının işini yapmasına da engel oluyor. Bizim burada şeye çok odaklanmamız lazım. Yani demek ki bu mevcut sistemde, mevcut yani toplum sosyolojisini şekillendiren bu eğitim ve ahlak sisteminde bir problemimiz var. Dönüp buraya böyle herhangi bir ideolojik bağlamda bakmadan gayet bir teknik, metodolojik işte açıdan bilimsel bakarak, açıdan yani. Bilimsel açıdan bakarak nerelerde arızalar var, bunları gidermemiz lazım. Bir diğer tarafı da bu
güzel ahlak meselesini çözmemiz gerekiyor. Bunu da genelde toplumlar zaten ya din üzerinden veriyorlar. Hı hı. Veya kültürel kodlar, örf dediğimiz, maruf dediğimiz yerden veriyorlar. İşte bizim Türk marufumuz var, Türk örfümüz var. Bu örf üzerinden aynı şekilde bu eğitim ve güzel ahlak meselesi oturtulabilir. Onun dışında da bu meseleleri çok kurtarmanın yolu yok. Yani insanların değerler sistemini yıktığınız zaman insanlar canavarlaşmaya çok meyal ve müsait oluyorlar haliyle ister istemez. Ve bu değerler sistemi yerine bir şey koymadığınızda da canım istediğini yapabilirsin. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz. Artık hümanizm hakim. Herkesin tanrısı kendisi. Herkes neyi isterse onu yapabilir dediğiniz bir noktada herkes kendine göre bir ahlak anlayışı belirliyor. Dolayısıyla toplumda norm haline... 8 milyar din çıkmış oluyor. Tabii tabii. Norm haline gelen bir değerler sisteminden bahsedemiyorsunuz. O adam kendi dünyasında öyle bir ahlak sistemi kurar ki o çocuğu öldürmesi ona çok makul gelebilir. İsrail'de olduğu gibi. İsrail'de olduğu gibi. İsrail'in şu anda uyguladığı sistemde olduğu gibi. Bizim yeniden o geçmişte kaybettiğimiz, maruf dediğimiz veya din kaynaklı dediğimiz o güzel ahlak meselesini oturtmamız lazım. Başka bu işin çözümü yok gibi geliyor bana. Peki siyasallaşma noktasındaki hareketler, bazı kanallarda bakıyoruz şu anda özellikle iktidar şiddet üzerinden siyaset yaparak iktidarını korumaya çalışıyor suçlamaları söz konusu. Bir noktada da bakıyorsunuz işte ittifaktaki bir partinin üzerine özel eğilim Hüdapar. Geçen gün Sayın Başkan konuk oldu. Seyrettik evet. Evet. Çok net ifadeleriyle kendisi de durumu net ve belgeli bir şekilde ortaya koydu. Hatta çok komik iddialara da, çok komik noktada inanışlara da hayretle izledim. Bununla beraber diğer bir boyutta oradaki diğer bir partinin, etkili olan, ikinci olan partinin farklı amaçlar güderek aslında narin konusunu hiç gündemde tutmama, yani önemsemediğini de açık açık beyan eden yetkilileri var o partinin, DEM Parti'den bahsediyorum. Sadece iktidara yüklenmek ve sistem konusunda eleştirileri söz konusu oldu. Bu siyasallaşma veya prim kasma noktası biraz da bizim medyanın suçu mu? Bizim medyanın suçu bir yandan da DEM Parti'nin mesela çocuklar üzerine herhangi bir hassasiyet belirtmesi bana komik geliyor. Mesela Fırat Simpil var, Yasin Börü var, o daha kaçırılan kız çocukları var. Terör baronlarının altında. Ona bakarsan Selahattin Demirtaş şu mesajı tamamen komik vesaire. Yani Fırat Simpil'i hadi anın dediğimiz zaman o Hendek olaylarında katledilen çocuk. Hiç ağızlarını açmıyorlar. Hiç Yasin bu konuda bir öz eleştiri yok. Bedirhan Bebek konusunda yok, diğerleri konusunda yok ama kendileriyle belki ilişkilenebilecek bir hadiseydi narin mevzusu. Çünkü orada şeyden de bahsedildi. Hani amcanın DEM Parti'ye zamanında destek verdiği veya işte abisinin DEM Parti mitinginde olduğuna dair bazı görüntüler sonradan ortaya çıktı. Ben dedim acaba hani kendileriyle siyasal bir bağ kurulmasına engel olmak için direkt rakip gördükleri partinin üzerine bir suç yükleme, bir ön alma, bastırma, suç bastırma gibi bir şeye mi çalışıyorlar? Çünkü Hüdapar'ın bölgede etkinliği yok. Yani bir şeyleri yok, bir roları yok, bir üyesi standı yok. Seçimlerde oy alamamışlar doğru düzgün. Yani 16 köydeki tane oy var. 16 tane oy var. Köydeki 4. 5. parti galiba. Bir de Kürt bölgesi olmasına rağmen. Bir de Hüdapar bu tip ağır saldırılara sürekli, iftiralara sürekli uğruyor. Kurulduğu günden beri neredeyse. Ve bunu defalarca hani anlatmalarına, defalarca açıklık getirmelerine rağmen bu iftiraların önü arkası hakikaten bitmiyor. Mesela kadınlarla ilgili çok ağır bazı ithamlarda bulunuyorlar. Ben şeyi hatırlıyorum, seçimden önce Beşiktaş belediye başkan adayları beni davet etmişti. Bir Gazze sergisi yapıyorlardı Beşiktaş meydanında. Bir hanımefendi, hani şey beklersiniz dışarıdaki algıya baktığınızda eğitimsiz falan bir kadını öyle göstermelik koymuşlar zannedersiniz. Çok güzel ilgilendi, çok güzel karşıladı. Çok gerçekten böyle entelektüel bir şekilde konuşmasını yaptı. Ve sonrasında basın bildirimize katılır mısınız diye ricada bulununca katıldım. Ve şeye şok oldum. Yani önce Türkçe, sonra Kürtçe, sonra Japonca, ondan sonra Arapça. Ve bunların hepsini elindeki bir kağıttan okumuyor. Kendisi birebir tercüme ediyor.
okuduğu bildiriyi. Biz bunu muhalefet partisinde veya köklü partilerin birçoğunda göremiyoruz. Göremezsiniz. Evet. Ben şok oldum, dedim. Nasıl oldu bu iş? Yani nasıl okudunuz bu kadarı? Ya dedi, ben Japon filolojisi okudum. İşte Arapçaya ilgim var. Kürtçe zaten benim ana dilim falan. Şimdi Hüdapar bu kadar yetkin bir aday koyarken, örneğin CHP'nin adayı acaba ne kadar bu konularda yetkindi? Ya da entelektüel seviyesi o kadınla yarışabilir miydi? Bu tip şeyler Hüdapar'ın başına çok geliyor da genelde bu çamurlar tutmuyor benim gördüğüm kadarıyla. Onlar da yeni bir partiler. Aslında medya güçleri falan olmadığı için de çok bu şeylerin altından kalkamıyorlar ama bu işlerin siyasallaştırılması çok eskiden beri var. Yani örneğin Ensar Vakfı meselesinde de benzer bir şeyle karşılaşmıştık. Orada geçici bir işçi, hı hı, ama adam aslında ateist ve solcuyum, devrimciyim diyor. Çevresinde öyle biliniyor. Ama o da mesela işte siz Müslümanlar böylesiniz, zaten çocuklara tecavüz edersiniz gibi bir noktadan ele alındı ve o öyle kaldı. Yine orada bakanın ifadesi bir kereden bir şey olmaza saptırıldı, çevrilip saptırıldı falan. Burada tabii şeyde de var, yani artık o medyanın hassasiyeti mi yok böyle dini meselelere falan, belli bir medyayı kastediyorum. Yani bunun savunmasını da yapmıyorlar. Yani bu işin aslı böyle değil, böyle demek gibi bir gayrete de girmiyorlar. Ben ona şaşırıyorum. Çünkü bir dezenformasyon yayıldığında onun 10 katı kuvvetli bir karşılık vermezseniz o dezenformasyonu ortadan kalıcı kaldırmanız mümkün değil. Kalıcı olur. Evet. İnsanların da aklında öyle kalır. Evet. Netice itibariyle inşallah yani bu işlerin siyasallaşmadan sıyrıldığı bir noktaya geliriz. Çünkü herkes açısından çok can acıtıcı oluyor. Kesinlikle. Adamlar Hüdapar dedikleri zaman sen bu sefer adamın şeceresini araştırıp hangi partiyle bir yakınlığı var diye işin doğrusunu bulmaya çalışıyorsun ama orada bir yandan da bir çok acı bir olay varken bunu yapmak da sana çok dokunuyor. Çok dokunuyor, evet. Buralardan inşallah bir an önce çıkarız. İnşallah yani. Bugün sayın çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmada narine de değindi Sayın Cumhurbaşkanı. Gerekli hesabı fitil fitil bundan getirerek hukuk önünde yapacağız dedi. Takipçisi olacağız. Küçük bir ekleme daha yapayım. Lütfen. Bu gibi hadiselerin önüne geçebilmek için de şu anki ceza sistemimiz bence çok müsait değil. İnsanları mesela bunun katilini muhtemelen alacağız, bir cezaevine kapatacağız. Barınma hizmetini, yeme içme hizmetini sağlayacağız. Orada işte televizyon izlemesine müsaade edeceğiz falan. Ne bileyim, bir vaktini orada rahatlıkla geçirebilecek ve belli bir yıl sonra da çıkacak, aramıza yeniden karışacak. Yani bu gibi meselelerde artık şu idam seçeneğinin ortaya çıkması lazım. Buna da hemen şey itirazı geliyor. Yani ya suçsuzsa da suçsuz yere idam edilirse falan gibi bir argüman geliyor. Amerika bu meseleyi çözmüş. İdam cezasını veriyor, ondan sonra belli bir yıl boyunca suçsuzluğu kanıtlanabilir diye bekliyor. O kadar süre geçtikten sonra hala suçsuzluğu kanıtlanmadıysa idam cezasını uyguluyor. Bu da bir yöntem. Başka yöntemler de bulunabilir ama caydırıcı cezaların artık verilmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki sonuçta bu işi, bu fiili işleyenin bir korkacağı noktanın olması da... Ya toplumda da yani şey olması lazım ya, o mevzudan bir korku da olması lazım ki o iş yapılamasın. Cezaevi şu anda kimseyi korkutmuyor gördüğüm kadarıyla bu işlerde. Evet, bununla ilgili düzenlemelerde yeni anayasa çalışmalarıyla beraber tekrar gündeme gelecek. Şimdi Kazım Bey, baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı bu cezalar gelecek dedi. Ben de aynı konudan devam edeyim. İdam gelmeli mi? Evet, tabii öncelikle ben bu Mevlid Kandili gecesi nedir? Öncelikle Mevlid neden Türk toplumunda daha farklı bir şekilde değerlendiriliyor? Mevlid'in özellikle İsmi Vesiletül Necat diye geçer. Yani o Mevlid'de okunan şeyde özellikle Vesiletül Necat kurtuluşa vesile demektir. Evet. Bugünler özellikle Türk toplumunun imanında Arapça doğrudan çok hakim olmaması nedeniyle bütün Mevlid'in yazıldığı dönemden itibaren kendi hislerine bir şekilde tercüman olduğu için, onu kendi hissiyatlarıyla yaşadıkları için, yine biraz önce programda Şevki Yılmaz hocam bir dua yaptılar. Bu mevlitlerde yapılan dualarla da aslında biraz uzun da tutularak bütün topluma verilmesi gereken, biraz önce Furkan Bey'in söylediği ahlakla ilgili hususların o dua bölümünde
bir anlamda tavsiye ve yani onu hatırlatma şeklinde ortaya konur ve bu mevlid geceleri, kandil geceleri veya bu şekilde tekrar eden günlerde özellikle bu dualar biraz daha hatırlatıcı olur. Şimdi baktığımızda toplumumuzda şöyle bir şey var. Tabii bu vesileyle de bütün İslam aleminin aslında bütün dünyanın çünkü Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine size söylediğiniz başlangıçta alemler yaratılmıştır. Yani şöyle baktığımız zaman levh-i mahfuzda yazılı olan her şey kader ve onun tecellisi, kazası. O Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olmak üzere geçmişte olanlar yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde bahsettik biraz önce yine İsrail yani Yahudilerin veya şu anda Yahudi diye gözükenlerin de aslında o dönemde Allah'ın dinini işte Firavun'a karşı bir şekilde yürütmek üzere, yaşamak üzere görevlendirildiğini biliyoruz. Şimdi buradan esas bugüne geldiğimizde öncelikle bütün dünyaya hayırları vesile olmasını temenni ediyoruz bu gecelerin. Şimdi ne yapılması gerekiyordu ve ne yapılıyor toplumumuzda? Evet gerçekten 1780'lerden itibaren dünyada kendi hegemonyasını, sömürge düzenini hakim kılmaya çalışan İngiltere öncelikle olmak üzere bir yapılandırma ve toplumları şekillendirme, zihinlerini şekillendirme süreci devam ediyor. Bunun içerisinde İslam'a saldırı en üst seviyede. Yani evet. Geçmiş dönemlerde Haçlı savaşları olduğunda Haçlı savaşları sözde kendi çıkarlarını ele geçirmek için ben tarihçi ve uluslararası ilişkiler dersi veren bir kişi olarak ama aynı zamanda da üniversitede, Üsküdar Üniversitesi'nde postkolonyal uygulamalar ve araştırmalar merkez başkanı olarak yani koloni sömürge dönemi sonraki uygulamalarla ilgili bölümümüz var. Ama bir de sömürge dönemi var. Bunları hatırlatmamız gerekiyor insanlarımıza ki ne oldu? Toplumları zihinlerini sildiler İngilizler ve onların zihinlerini silip yerine kendilerininkini yazmaya çalıştılar. Burada Haçlıları biz biliriz. Haçlılar bir İslam'la savaş yapmıyorlardı. Yani onların derdi kendi çıkarlarını ele geçirmekti. Mesela bir Haçlı seferinde İstanbul'a kadar geldiler. Haçlılar İstanbul'u talan ettiler. Yani bunun ne İslam'a karşı mücadeleyle alakası var ne de başka bir şeyler. O yöneticilerinin yani o zamanki devlet yöneticileri. Şimdi bizim insanlarımızın şunu anlaması gerekiyor. Allah katında son din ve gerçek din İslam'dır. Dolayısıyla bugün devletin geçmiş zamanlarda o İngilizlerin kurmaya çalıştığı dünyadaki düzeni kurmak için toplumların zihin yapılarını şekillendirmeye çalıştıkları dolaylı olarak da Süveyş'i, Basra'yı, İstanbul'u, Kıbrıs'ı ele geçirmeye çalıştıkları bir süreç var. Buraları da toplumların akıllarını, zihinlerini ve kalplerini şekillendirerek yapmaya çalıştılar. Ama hep yanlış yaptıkları için bu kabul edilmedi. Ama bir tek şey yaptılar, onlara dillerini empoze ettiler. Şimdi bunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi biz ne yaptık? Biz de kendi toplumumuzda onların empoze etmeye çalıştığı şeyleri kabul ettik. Yani Uğur Mumcu'nun söylediği bir basit şekliyle işte toplumumuz İsviçre medeniyet hukukunu, işte ceza kanunu, Fransa yönetim hukukunu vesaire aldı. Şimdi burada yine biraz önce Şevki Hocam'ın söylediği yani bizim yönümüz batıya doğru. Evet teknoloji dediğimiz zaman zaten bu medeniyettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yani benim de esas olarak uzun bir zamandan beri derslerini verdiğimiz bir eğitim tarihinin içerisinde İbn Sina'ların, Farabilerin, Harizmilerin dünyaya ışık tuttuğu bir dönem var. Kayıp aydınlatma dönemi. Bunu Frederick hem yabancı bir yazar şöyle diyor Frederick Starr. 8 ve 12. yüzyıllar diyor İslam'ın Türk ve İslam'ın bütün dünyaya aydınlanmayı getirdiği bir dönemdir diyor. Kayıp aydınlanma dediği dönem. Bunun üzerine 12. yüzyılda
Batı'da bir Rönesans, evet, bilim Rönesansı dönemi yaşanıyor. Şimdi biz bunları yok sayıp, tabii bugüne geldiğimizde şunu dememiz gerekiyor. Biz çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Bakın, ben bölgede çok bulundum. Pilot olduğum için her köye indim neredeyse. Oralarda çocuklar, bu 8-7-8 yaşındaki çocuklar değil Kur'an kursuna gitmek, okullara bile gitmiyorlardı. 1993'lerden bahsediyorum. Ve neden gitmiyorlardı? Maalesef işte burada belki bahsetmemiz gereken bir olay, oralardaki toplumlarda İslam'la hiçbir alakası olmayan, maalesef o, bakın burada görev, koşul, standart diye bir üçlümüz vardır bizim. Görevin istenilen standartlarda yapılabilmesi için koşulların oluşması lazım. Bu olayda koşullar doğru olmadığı için aile travmalar yaşamış. Kısaca Narin olayını belki başkaları farklı uygulamış, anlamış olabilir ama ben kendi bakış açımla, birincisi bakın, Narin'in ayağı kopmuş diyorlar. Yani Narin ayağı nasıl koptu? Kimse niye bunu sorgulamıyor? Suyun içinde kaldığı bir... Hayır. Olay kabaca şöyle diye değerlendirelim. Narin amcası şu veya bu şekilde muhtemelen aracıyla Narin'i ezdi. O arada Narin bağırmaya başladı. Ve orada bir çocuk var. Daha ölmemiş diyor. Yani oradan kaçtı. Oradaki çıkanlar ne olduğu telaş ederken, yani bir senaryo olarak yazıyorum ben. Ve ondan sonra geçmiş kirlilikler dolayısıyla da olayı saklamaya, herkes saklamaya çalıştı. Bakın ben 1990'lardan itibaren bölgede gittiğim zamanlarda köylerde, okullarda ikinci sınıftan sonra kız çocukları yoktu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, o çocuğun Ramazan... Sayın Cumhurbaşkanımızın yani 2002 yılından itibaren o okullarda terör örgütünün işte kaçırdığı, Furkan Bey bahsetti, daha kaçırdığı, onların başlarına neler geldiğini hiç kimse bilmiyor. Bugün 1800. güne yaklaştı, belki geçti. O anneler, daha kaçırılan Diyarbakır anneleri, o partinin kapısının önündeler. Ama bunun dışında başka bir şeyden daha bahsediyorum ben. İnsanların travma yaşamasına sebep olan başka bir grup daha var. O da FETÖ grubu. Bakın, bunları ısrarla söylüyorum. Bunlar da toplumu inançtan uzaklaştıran ve gerçek değerlerden uzaklaştıran. Birazcık bir noktayla bitireyim. Şimdi bizim toplumumuzda annelerin çocuklarına sahip olması için Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, size dedi, annelere verilmek üzere çocuklara biz okul desteği vereceğiz dedi. Annelere vereceğim bu parayı dedi. Babalara değil dedi. Çünkü onlara verirsek duman olur. Yani sigara parası olur dedi. Ve gerçekten annelere verildi o para. Gerçekten annelere verildi. Ve bugün o bölgeden çocuklar okullarda derecelere giriyorlar. Oradan bugün parti adına yapılan çalışmalarda onlar dağıt gitsinler diye uğraşılıyor. Şimdi biz burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı 3 tane şey var. Bir, o çocukları dağa gitmekten okula göndererek bir kurtardı. İki, bugün o narin kızımız da dahil Kur'an kurslarına gidiyorlar. Okullarımızın tamamında Kur'an ve siyer dersleri seçmeli olarak var. Şimdi biz bu toplumumuzun, Ersan biraz belki de bazı şeyleri işte söylemeye çalıştı ama bizim toplumumuzda annelere babalara bir görev düşüyor. Siz çocuklarınızı, Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar imkanları vermişken lütfen o Kur'an kursu ve siyer derslerine seçmeli olarak gönderiniz. Bugün birisiyle konuştum gelirken, dedi ki haftada bir gün Kur'an dersi verecekler çocuklarımıza dediler. Biz de çocuklarımız Kur'an öğrenebilir mi diye yani önce tereddüt ettik. Ama okulda verilen Kur'an'la şimdi çocuk Kur'an okuyor, çocuğumuz Kur'an okuyor dedi. Şimdi bu bölümünü bitirdiğimizde şöyle diyelim. Bizim inancımız kesinlikle ilahi bir inançtır. Buna zerre kadar birisinin bir leke getirmeye kalkması onun Allah'la mücadelesi demektir. Uygulanmayan, kendilerinin uygulamadığı bir dine birileri yanlış diyemezler. Önce uygula, ondan sonra sen ona diyebilirsin. İkincisi, bizim bütün toplumumuzda gerçekten yapmamız gereken şey, anne ve babaların çocuklarına karşı olan sorumluluklarında
devletin katkı sağladığı bölümlerde bilgilendirmeye ihtiyaç var. Evet. Bunu yaparsak o zaman çok daha iyi bir seviye gelecektir. Peki. Ben bu kapsamda hiç kim olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını küçümsemeye ve itibarsızlaştırmaya kalkmalarının doğru olmayacağını, aslında İslam'a olan bir hücum olduğunu söylemek istiyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim Ziya Bey. Bizim eğer yeniden ayağa kalkmamız isteniyorsa bütün İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta söylüyor. Kaynaklarımızı doğru kullanacağız. Bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. İnşallah, İnşallah bu gece hayırlara vesile olsun İnşallah. Diyorum ben. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Necdet Bey, gerek Sıla olayında gerek Narin olayında sosyolojik boyutta baktığımızda, ki bölge halkının da suçlandığı farklı farklı istismar konularının olduğu bir noktada, gelişiminden, olayın anından bugüne gelişi nasıl görüyorsunuz? Yapılan yorumlama yanlışlıkları, medyada bu kadar yansıması ne kaynaklı? Siyasal etki, siyasal rant neden burada çıkıyor? Maddeler halinde şöyle bir özetleme imkanınız olursa. Evet, teşekkür ederiz. Biz de bu güzel gecede tüm insanlığın hayırlı yarınlara ulaşması için İnşallah. Temennide bulunalım. İnşallah daha böyle barışçı, daha ülfeti yüksek dimaların oluştuğu insanlar oluruz. İnşallah. Şimdi öncelikle parça parça konuştuğumuz her şey aslında bütünün içerisinden ayrılıp ama o koca gövdeyi görmemize engel olan ve bizi çok fazla miktarda meşgul eden bir mantık felsefesi üzerinden yürürsek, evet, Furkan Bey ve hocamız bazı konularda ifade ettiler. Bunlar çok önemli şeyler. İşte bu parçanın birer dışa vurumlarının fotoğraflarını izah etmeye çalıştılar. Bu anlamda çok önemli. İnsan vücudu bir organizma gibi düşünün. Parmağınız ağrır, kolunuz ağrır, gözünüz ağrır, ayağınız ağrır, mideniz ağrır. Öyle ya da böyle o vücuda ait olduğu için bir şekilde bir tepki verir. Şimdi bütün bu organlarda hisseder bu onu. Toplumsal yapı içerisindeki tüm ana konular da böyledir. Ara konular da bunun işte kılcal damarlarıdır desek de yeridir. Dolayısıyla böyle bir bütüncül olarak meseleyi ele almadan bir meseleyi sadece bir noktada değerlendirmek bütünü gölgelemir ya da sorunun kök nedenlerini gölgelemiş olur. İşte bu mantıkla yola çıktığımızda aslında orada olan hadiselerin hukuki boyutu var, ahlaki boyutu var, eğitimsel boyutu var. Bir de dış kaynaklı kasti olarak bu meseleyi manipüle edip farklı şekilde olaylara resim göstermek isteyen ya da görüntü göstermek isteyen anlayışlar var. Öyle ya da böyle. Bunları hani tek tek konuşarak öyle oldu böyle oldu. Hukuki konulara hiç girmem çünkü o orada bir hukuk devam ediyor ve söyleyeceğimiz bir söz toplum bağlamında çok önemsiz olmasa bile en azından kendi insanlığımız ve Rabbimizle olan sözleşmemizin itibarıyla bir sorumluluk taşır. Bu konuyu da ayrı tutarız ancak şuradan meseleye girmek gerekiyor. Yani ahlaktan söz ediyoruz. Bu ahlak hani gidip bir marketten alınan bir şey değil. Yani bir süreçlerin birikimidir bunlar. Veya işte bir devlet yönetiminden söz ediyoruz. Devlet yönetimi de tabii ki bir birikimin süreçleridir. Sistemden söz ediyorsak sistem adeta birine ahenkle şey yapılmış, senkronize edilmiş süreçler ve uygulamalardır. İşte bunların hepsi bizim sorgulamamız gereken şeyler. Evet, eğitimin bir elit enflasyonu var. Onu yaşıyoruz. Gerçekten de toplumda ciddi eğitimler alıp ama bu eğitimler sonucunda topluma gerçekten kendi aldığı eğitimler paralelinde bir hizmet veremeyen bir elit enflasyonu yaşıyoruz. Çünkü herkes okuyor.
Eskiden okuyup liseyi bitirenlerin öğretmen olduğu bir dönemden geldik. Şimdi 2-3 üniversite doktorası vesaire olup da hayata tutunamayan insanlarla karşı karşıyayız ve bu insanların da psikolojisini taşıyoruz. Bunun dünya paralelinde gittiğini düşünüyor musunuz? Elit enflasyonunu? Elbette ki var. Ama bunun kendi ülkemiz için ayrı bir değerlendirmek lazım. Mutlaka. O açıdan yani dünya genelinde de böyledir. Ama eğitimin pratik bölümünü çok ıskaladığımızı düşünüyoruz. Birincisi bu. Yani, teorikte kaldığını düşünüyorsunuz. İkincisi aynı eğitimin yine mizaç eksenli bir eğitim olmadığını gözlemlemek. Biraz açarsak. Yani şöyle yapılarına göre eğitime yönlendirmek. Yani siz televizyoncusunuz. Televizyonla ilgili yeteneğiniz daha öne çıkmıştır. Sanatçısınızdır. O yöndedir. Öbürsü farklıdır. Dolayısıyla bunlar aslında çocuğun daha ilk dönemlerinde tespit edilip ailesi... Yani matematikte başarısız, edebiyatta başarılıysa biz matematik kursuna gönderdik. Yani burada yanlış mı yaptık? Bu sadece hani sayısal sözel bağlamında ama biraz daha bunu sanatsal, spesifik hale getirebiliriz. Tabii. İşte bunların hepsi aslında işte gerek sorumluluk almak, gerek ahlak oluşturmak, gerek toplum bilinci oluşturma boyutunda eğitim ıskalandığında tek bir noktaya hedef gösterdik. O da neydi? Bu okuttuğumuz, okutacağımız neslin para kazanacağı ve materyal topluma meta toplayacağı tabii materyalist bir anlayışı şey yaptık. Merkeze koyduk. Hedef o. Eğer hedef oysa ikinci soru şu. Hangi değerleri çiğneyip o hedefe ulaşacak bu insan? Her yol mübahmaya gelecek. Her yol mübaha dönecek. Bir diğer şey ise bu süreç daha çok o hedefe ulaşmak için aileleri de ilgilendiriyor. Aileler de o sürece ya da o hedefe ulaştırmak için farklı mübahları, her yol mübah dediğiniz şekilleri deniyor. Her yerde rüşvet verebiliyor. Okullar bu konuda rahat rahat rüşvet alabiliyor. Yani bunu karşılıklı olarak sanki meşruymuş gibi hiç kimsenin de bu işe sesi çıkmıyor. Belki farklı düşünebilirler. Ama bir devletin özel okulunun olması devlet kendi eğitim sisteminde acizliğinin itirafını yapmıştır. Bu tartışılabilir. Tartışılabilir. Bu benim tabii kanaatim. Tabii bunu söylerken de saha içerisinde gözlemlediğimiz sonuçlar ya da ilişkiler tabii bağlamında değerlendiriyorum. Tabii. Çok daha iyi olsaydı belki bu fikirde olmazdık. Ayrı tabii bir olay. Şimdi burada oluşan Narin ve benzeri çocuklarımızın başına gelenler aslında şu söylediklerimizin tamamının sonuçlarından birer parçadır. Parça. İşte bunların hepsi ahlak öğreteceksek biz ahlak kavramını daha küçükten eğer aile çocuğuna verecekse ikinci soru aileye bu ahlak nasıl nereden olacak? Nereden gelecek? Medya sistemimiz ve sosyal medyanın ahlak konusundaki durumu ortada. Bununla birlikte dijital hukuk noktasında bir gelişme oldu. Yani mesela dijital hukuk konusunda bir şeyler yapıldı. Hani yalan haber uydurmak veya işte bir takım şeyler bununla ilgili yaptırımları vardı. Ancak bu dönemde şu haberlerde görmedik. Evet. İşte çocuk Kur'an kursuna gitti de ne olduysa orada oldu. Ondan sonra bu haberle ilgili henüz daha bir takım şey açıklamalar sağlıklı gelmiyor. Hatta işte tırnak içerisinde bir tweetten kaynaklı haber üretme potansiyeline sahip bir noktaya geldik. Yani Haber İsrail diye bir siteden çıkan o kadar iftira çıktı. Yani çıkar. Neticede evet, şu var. Biz şunu bir kere anlayışla karşılamamız lazım. Daha doğrusu böyle vakaların varlığını kabul edip ama meşruiyetini çözüm kabul olmaz etmeyiz. Tabii. Ayrı bir olay. Siz size karşı birikmiş bir kin ve nefret içerisinde olan, daha doğrusu İslam'a karşı kin ve nefret içerisinde bulunan bir kesim var. Siz ne yaparsanız onlar bir şekilde onu evirir, çevirir ve İslam'la özdeşleştirmeye mesela çalışır. Mesela işte, direkt Hüdapar'a hedef şimdi gösteren bir... Bu mesela böyle bir tanesi... Yani burada Hüdapar değil, din tamamen hedef gösteriliyor. Yani tabii ki. Böyle bir şey değil. Yani sonra, tamamen din hedef gösteriliyor. Şimdi bir açıklama geliyor orada, işte tabii buna benzer haberler geliyor. İşte en son diyor Kur'an kursunda gözükmüş ve ne olduysa o oldu diyor. Sonra işte diyor amca imamdı, amca muhtardı, amca bilmem şuydu.
Sonra sağlıklı haberler gelmiyor diye, evet diyorlar, saray haber vermeden onlar haberi yayınlamayacaklar, gerçeklerin ne olduğunu. Şimdi bakın, buradaki temel hedef bir değer üzerinden saldırılacak. İlk adres Kur'an kursu derken İslam'ın kendisidir. Evet. Şimdi bahsettiğimiz yasa bu konuda ne yapıyor bilmiyorum. Ama bu hesaplardan, hesaplardan bunlar önümüze geliyordu. Şimdi biz bakın az önce ne dedim? Hala hukuksal sistemde bazı konular belki aydınlığa kavuştu ya da kavuşmadı ama ben bir şey söyleyemiyorum. Mutlaka. Tabii. Yani temkinli olmak lazım. İnsanda bu yaraşır. Çünkü birisinin hukukuna söyleyeceğiniz bir cümle helal getirebilir, yanlış yönlendirebilirsiniz. Bu konunun uzmanları işini yapar ve siz adalete güvenirsiniz. İşte adalet mekanizması sadece orada suçu ve suçluyu bulmakla değil, suça iten süreçlerde de kendini göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu bağlamda da Furkan Bey'in de ifade ettiği gibi eğitim gerçekten bu işin temelidir. Ne inşa edecekseniz onun üzerine inşa edin. Mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ersan Bey, sizin bu noktada çalışmalarınız da oldu. Dursun bu hayasızca akın noktasında. Ciddi anlamda artık hukuksal boyuta taşınmış, biraz önce konuklarımızın da ifade ettiği gibi. Noktada hem hukuka saygı adına hem de o küçücük kızcağızımızın bedeni üzerinden, Sıla bebeğin yaşadığı hadise üzerinden artık bazı şeylerin saygısını neden kaybettik, niçin bu hale geldik, onu da sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Ya be, şimdi elbette ki ülkemizde narin kızımızın ve Sıla bebeğin üzerinden oluşan sosyolojik olumsuzlukları ve ahlak çöküşünün konuşulması gerekir. Mutlaka, elbette mutlaka konuşulur. Sosyolojik olarak bunlar alınmalı ve toplumsal yapının neden bu şekilde bir çöküşe maruz kaldığı incelenmeli ve irdelenmeli, bir yol alınmalı. Ancak bugün geldiğimiz noktada narin kızımızla ilgili haberlere baktığımızda, ya televizyonlar 24 saat bir dedektiflik bürosu gibi narin kızımızla ilgili ve tutuklu olan, şu anda 11'e ulaşan her bir şahsın verdikleri, defalarca verdikleri ifadeler ekranlara gelerek çarşaf çarşaf üzerinden, ya inanın, lafınızı balla kesiyorum. İnanın 12-13 yaşındaki çocuklar artık Nari'nin cinayeti üzerinden şey yapıyorlar. Belgeleri, delilleri konuşmaya başladılar. Sokak oyunlarında. Evet, çok doğru. Bakın, ve biz toplum olarak, medya olarak öyle bir hale gelmişiz ki bir taraftan Nari'nin kızımızın üzerinden ortaya çıkan bir masum katlin çözülmesi üzerinden adım atarken aynı medya henüz daha hukuki olarak ispatlanmamış ve sonuca gidilmemiş olan bir ahlak saldırganlığına ulaşıyor. Yani bugün narin kızımızın annesiyle ilgili olan mesele, amcasıyla annesiyle olan irtibatlar konuşulurken bu insanların başka evlatları, narin kızımızın başka kardeşi, amcası kızı, bu insanların anneleri, babaları, dayıları, amcaları neden dikkate alınmıyor? Onların bu anlamda böyle bir tahribata maruz kalan senaryo üzerinden bakın konuşuyoruz. Yani ispatı vücut olmuş olan bir taciz veya gayrimeşru bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Senaryolar üzerinde konuşuyoruz. Ve bunlar ya yarın farklı bir boyut çıkarsa bu cinayetin arkasından, o zaman bu medya konuştuğu, günlerdir konuştuğu bu meselede pardon mu diyecek? Yani onu bugün diyecek, kaç tane gazeteci bugün bakıyorsunuz var. Aynı şekilde 3 gün önce Tekirdağ'da Sıla bebeğin başına gelen mesele bir haberde geçiştirildi. O daha vahim bir mesele. 2 yaşındaki bir kız çocuğu, üvey bir baba, anne, kardeşler tutuklanıyor, sorgulanıyor ve anne örtbas ediyor. Örtbas ediyor ve dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada bakıyorsunuz, kızımız entübe, bugün öldü diye haber aldım. Ama doğruluğunu teyit edemedim. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda narin kızımızın ekrana tutulmasının temelinde mesele narin kızlarımızın başına gelen hadisenin toplumda konuşularak nasıl önleneceği üzerine değil, biz burada nasıl bir siyasi rant oluştururuz var. Bakın, yayın yasağı var ama yayın yasağı
bir takım çıkışlarla engellendi. Hı. Ve bugün yayın yasağı olmasına rağmen çarşaf çarşaf her şey konuşuluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani savcılık ve adli makamlar bile bu meselenin işte gösterdiğiniz İsrail merkezli olan bir sosyal medya hesabının baskı altına alarak bu meselelerin iktidar tarafından örtbas edildiği konusu üzerinden bugün medyaya dur denilemiyor ve deniliyor. Suçu deme atmaya çalışıyor. Peki bu nasıl oluştu? Evet. Bakın ilk gün hatırlarsanız Kur'an kurslarına konu getirildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Sezgin Tanrıkulu bölgeden yayın yaptı. Kur'an kursları kapatılsın diye. Burada dikkat çekici bir konu daha var. Zeyt hatırlattı yönetmenimiz. 1.2 milyon görüntülenme var bakın. Evet. Yani buna itibar eden bir toplum var karşımızda. Sosyolojik olan bir çöküş var. Ziya Bey. Dolayısıyla bugün muhalefette ana muhalefet partisinin mensubu olan bir insan bile soluğu orada alıp oradan canlı yayınla Kur'an kursları kapatılsın mesajı veriyorsa, Diyarbakır'dan yüzlerce kız çocuğu teröristlere peşke çekilmiş, tecavüze uğramış, tacize uğramış, dağa kaçırılmış. Ama onlarla ilgili DEM Parti'nin bir tek söz söylediğini biz yaratsadık mı, gördük mü? Ve CHP bununla ilgili, evet, siyaset değil. Bununla ilgili bir eylem yapmayan, söylem ve basın açıklaması yapmayan DEM Parti narin kızımızın savunucuna soyunmuş, öyle mi? Evet. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanımızdan Küçükçekmece'deki bir faaliyetinde ihmalinden dolayı bir çocuğumuz, bir kız çocuğumuz orada öldü, vefat etti. Evet, evet. Bakın narin olayında bir katil söz konusu. Hı hı. Hani bir aile içerisindeki gayrimeşru bir ahlaki durumdan bahsedebiliriz. Yani. Ama burada kim sorumlu? Kız çocuğumuzun dışındaki bir mahalli idare sorumlu. Evet. Kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu gündeme taşıdı mı? Hayır. Bu tamamıyla siyasi bir rant uğruna ekranlar, medya toplumu meşgul ediyor ve bunun üzerinden bir İslamsızlaştırmış bir İslam algısı oluşturmaya çalışılıyor. Yani DEM Parti ile bu cinayetin ne alakası var? Hemen konuyu buraya bağlamakta siyasi bir rant söz konusu, bir oy değiştirme söz konusu. Dilruba denilen bir Kayseri'de oldu. Kadın bütün bir AK Parti seçmenine ve Cumhur İttifakı seçmenine hakaretler ediyor. Onun yanı başında protokolde oturtturan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bugün özür İsrail'de şehit olan Ayşe kızımızın cenaze töreninde bana için söz vermediniz diye orada daha cenaze yeni kaldırmamış yani. Hı hı. O cenaze namazı kılınmış. Orada bir tartışmasının kısır döngü içerisine giriyor. Neden? Çünkü orada konuşarak kendisi de İslam üzerinden bir oy değiştirmecine soyunmak istiyor. Ve bunu siyasi İslam'la bağdaştıran bir anlayış var. Bunu siyasi İslam'la bağlayan bir anlayış var. DEM Parti Milletvekili Berkan Güneş PKK'nın yayın organında. Bakın. Evet, evet. PKK'nın yayın organında Kur'an kurslarını açıkça hedef göstererek kapatılsın söylemine giriyor. Bakın biz bugün geldiğimizde Furkan Bey bahsetti. 12 yaşına kadar Kur'an-ı Kerim'in eğitiminin alınmasının yasaklandığı bir ülkede. 12 sene öncesine kadar. Tabii 12 sene öncesine kadar. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda daha bugün Türkiye'nin atanmış Bağdat Büyükelçisi DAEŞ'in rehin aldığı ekipte olan Özgür Öztürk Yılmaz 1400 sene öncesinin dogmalarıyla diyor. 1400 sene öncesindeki bir meseleyi bugüne bağdaştırarak böyle bir algıyla ülke idare edilemez diyor. Bakın nereye getiriyor. Yani siyaset artık öyle bir hale gelmiş ki İslam düşmanlığı kendi tabanına mesaj veren bir konuma getirilmiş. Evet. Dolayısıyla bu açıdan biz sosyolojik olarak narin kızımızla ilgili meseleyi değerlendirmeyi anlamalıyız. Ve bu açıdan Türkiye ve Türk halkı üzerinden oynamak istenen oyunun farkında olmalıyız. Ve bu tuzağa düşmemeliyiz. Türk insanı, Türkiye'deki Türk halkı bu tuzağa düşmeyecek. Ve bu Mevlid Kandili gecesinde kendilerinin üzerinden oy değiştirmek isteyen insanlara da prim vermeyecektir Ziya Bey. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Yani kısaca 4 maddede toparlarsak şunları söylemekte büyük bir fayda var. Daha sonra küçük bir araya gireceğim. Aileler, anne babalar kendilerini ve çocuklarını eğitebilmek için elinden gelen gayreti göstermek zorunda. İkincisi, milli eğitimde gerçekten bu konuda düzenleme yapılmak zorunda. Ziya Bey, milli eğitim diyorsunuz ama bakın, milli eğitim, milli marif modeli bir model için
Bütün sivil toplum kuruluşlarına bir duyu çıkardı. Evet. Muhalefet ve bu zihniyet ya biz geriye mi dönüyoruz? İrtica mı ortaya diyor tekrar? Yani şeriat hükümleri mi uygulanacak diye sokağa çıktılar. Ya bizim yerli ve milli bir anlayışımızı niye hayata geçirmekten biz bu kadar korkuyoruz? Korkuyoruz değil mi? Bu da ayrıca sorulmalı. Üçüncüsü, hukuk sisteminde ceza yaptırımlar konusunda ciddi bir anlamda sivil anayasayla beraber bunların da düzenlenmesinde büyük bir fayda Ziya var. Bey, araya gideceğim bana ama. Kızmayın. Bakın kısaslı hayat vardır. Evet. Biz devlet olarak bir katili affetme hak ve yetkisinde olamayız. Bir insanın maktulün öldürülmesi 10 yıllık 20 yıllık bir hapis cezasıyla geçiştirilemez. Siz idamı getirdiğiniz zaman bir insanın bir katli olduğu zaman idamı tatbik ettiğinizde insanların üzerindeki etkisini görürsünüz. Bugün ekranlarımızda kuşlaşma konuşuyor. Efendim şu anda Türk hukuk sisteminde biz Ergenekon balyo sürecindeki davaları düşündüğümüzde 15 Temmuz darbe girişiminde ceza alan insanlarla örnek veriliyor. Yani böyle bir hukuk sisteminde siz idamı getirirseniz telafisi mümkün olmayan bir takım sonuçlar elde edersiniz diyor. Hayır arkadaş. Ne alakası var? Yani hukuk sistemi madem öyle, hukuk sistemini hep beraber ya kısaca cezanın caydırıcılığı kalmamıştır. Cezanın eğiticiliği ve caydırıcılığı hukuk sisteminde bu anlamda idamın şiddetle getirilerek caydırıcı bir etkisi toplumla buluşturulmalıdır. Bakın evet, kısasta hayat şey vardır ifadesi evet, olur. Yani siz öldürülmekten umulur ki siz öldürmekten sakınasınız evet. Der yani. Evet. Yoksa bu şey yerine oturmuyor. Şöyle evet. Buna yakın zamanda bir örnek vardır. Daha önce biliyorsunuz kapkaç olayları vardı. Birdenbire kesildi. Sebebi ise hukukta bir değişim yaptılar. Kapkaç olayını nitelikli suçlara dahil ettiler ve kapkaç olayı bitti. Yani aynen. Yok denecek kadar azaldı. Kesinlikle. O yüzden düzenleme mutlaka cezai yaptırımlarda gerekiyor. Ve en önemlisi belki de bireysel anlamda hepimizin söylediği gibi dinimizin gerektirdiği konuları biraz kendimizde ayna karşısında eksikliklerimizi tamamlamamızda fayda var. Bir baba kendini düzelttiğinde ailesinde çok büyük bir düzenleme oluyor. Bir anne kendini düzelttiğinde ki anne toplumu oluşturuyor genelde çok büyük düzenlemeler oluyor. O yüzden ciddi anlamda, bireysel anlamda düzelmenin de etkisini bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından bir cümleyi sizin söylediğinize. Şu hakikatin hepimiz gayet farkındayız. Güçlü şahsiyetler sağlam bir topluluğun teminatıdır. Bireyler ahlaklı, erdemli, merhametli olduğunda toplumda da adalet olur, huzur olur, emniyet olur ve refah olur. Ama tek tek kişiler bozulursa aile bozulur. Tek tek kişiler bozulursa aile bozulur. Aile yozlaşırsa toplum çürür. Toplum çürürse devlet çürür, memleket çürür, bütün insanlık zeval görür. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından bu ifade. Evet, genel anlamda bu başlıklarda toparladıktan sonra değerli izleyiciler kısa bir araya gidiyoruz. Kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra başka açıdan da tekrar birlikteyiz değerli konuklarımızla. Şimdi efendim bu bölümde aslında zulme karşı yapabileceğini en güzel şekilde yapan bir isimle başlayacağız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz, milletimize başsağlığı diliyoruz. Ayşenur Ezgi Eygi. Efendim basit bir konu değil. Bir aktivist suikaste uğradı. Başından vurularak şehit edildi. Bu aktivist niçin oradaydı? Hani elinizle bir kötülük gördüğünüzde, bir zulüm gördüğünüzde elinizle engel olun. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle engel olun. Buna da yetmiyorsa o zaman dua edin ve kalbinizden buğz edin buyrulan bir emir var. Bizler de hem bu mübarek gecede Filistin için dua edelim hem de bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde ele alalım diye Ayşenur Ezgi Eygi'nin vefatından sonra ve şehadetinden sonra hem bu konuyu dillendirelim hem de rahmetle yad edelim dedik. Şimdi Furkan Bey, soykırım devam ediyor. Oluk oluk kan akıyor. Gözyaşları artık kurudu o bölgede. Dünyada gözlerini kapatmaya devam ediyor bir noktada. Ama böyle hassas kalpler o bölgedeki zulme karşı çıkabilmek için elinden geleni yapıyor şehadeti göze alarak. Şimdi orada bir cinayet söz konusu
Amerikan vatandaşı ve Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi'ydi ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı da belirtti. Dedi ki Amerika, pardon, Meclis Başkanımız belirtti. Amerika bu suçu araştırmayı hiç önemsemedi. Hatta başkanları Biden kulağına yüklenen bir cümleyle ilk önce dedi ki yerden seken mermiyle bu olay gerçekleşmiş. Daha sonra yok araştırılması gerekiyor şeklinde saçma sapan bir açıklamada bulundu. Şimdi bu şehadetin üzerinden baktığımızda Filistin noktasına taşıdığımızda işi ateşkes çabalarını da dillendirilmesi söyleyelim. Evet Ayşenur Ezgi'yi de hem rahmetle yad edelim hem de kendisine görelim. Evet Didim de bugün Aydın Didim de cenaze namazı kılındı, hakkı uğurlandı. Belki o kötülükler kendisine bulaşmasın, insanlığa bulaşmasın diye göstermiş olduğu bu direnç, azim ve kararlılık bundan sonraki gençlerimize aslında örnek olacak bir davranış. Oradaki gözyaşının kuruduğu, kanın oluk oluk hala akmaya devam ettiği noktada ateşkes çabaları sonuç verebilecek mi? Bugün MIT'de o bölgedeki isimlerle Hamas üyelerinden, Hamas'la bir görüşme yaptı ateşkes şartlarıyla ilgili. Bölgenin genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha ne kadar sürecek? Seçimlere kadar sürecek mi sizce? Sürecek yani. Trump'la Kamala Harris'in tartışmasını da izledim. Detaylı bir şekilde. Orada da bu konudan bahsettiler. Tabii iki taraf birbirini ciddi manada suçluyor. Trump ben olsaydım bu savaş hiç başlamazdı diyor. İkna ederdim diyor. Kamala Harris de evet Filistinlilerin de orada çektiği acılara dikkat çekerek biz de bunun için uğraşıyoruz, arabulucu oluyoruz gibi falan bir böyle aslında sonuçsuz çok da bir anlam ifade etmeyen bir tartışma yaşandı. Ama Trump idare gelirsem bu savaşı bitireceğim bir şekilde diyor. Ama İsrail'in arkasında sonuna kadar duracağını da ifade ediyor. Ve Biden yönetimini durmamakla aslında itham ediyor. Bir analiz yazısı vardı şeyde Anadolu Ajansı'nda. Orada bir Amerikalı profesör yine bu konuyu arabuluculuğu kim yapabilir mevzusunu ele almış ve Amerika'nın burada kesinlikle bir arabulucu pozisyonu alamayacağını çünkü zaten tarafını açıktan belli ettiğini, dolayısıyla her daim samimiyetinin sorgulanacağını ve ilginç tarafı bu arabuluculuk pozisyonunun ancak Türkiye tarafından yerine getirilebileceğini ve Türkiye'nin bunu özellikle Rusya ile Amerika arasındaki esir takası gibi mevzularda birkaç kere ispatladığını söylüyor. Bence ilginç bir makaleydi. Dikkate alınması lazım. Yine biz bölgede Mısır'la Katar'la şu anda ilişkilerimizi düzeltiyoruz. Özellikle Mısır'la son temaslarımızda Gazze meselesi önemli bir şekilde altı çizilmiş bir mesele. Bir başka analiz yazısı yine okuduğumda Arap ülkelerinin eskiden İsrail'e karşı daha tek bilek bir pozisyon aldıklarını ama bunun son 20 yılda dağıldığını, dolayısıyla Arap ülkelerinin burada yeniden bir birlik havasına girmeye çabasında olduklarını, işte Hakan Fidan'ın bu yüzden Arap Birliği'ne davet edildiğini, dolayısıyla burada aslında Suudi Arabistan gibi ya da Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinden değil de o bölgedeki Lübnan gibi, Suriye gibi, Irak gibi, işte Mısır gibi ülkelerin daha çok Türkiye merkezli bir güç odağının altında İsrail'e karşı bir birleşme çabası içerisine girdiklerini söylüyor. Yine Arap Birliği'nin ilk defa sanırım yayınlanan raporunda Türkiye'ye dair hiçbir eleştiri bulunmamış. Tarihinde peki, ilk defa bu birliktelik olarak. Yani Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri diyelim bir birliktelik sağlayabilecek mi? Buna müsaade edilecek mi? Başka çare yok gibi ya. Yani ya birliktelik sağlayacaklar ya da hepimiz tek tek avlanacağız gibi duruyor. Yani çünkü İsrail'in oradaki mesela saldırganlığından belli ki Mısır da tedirgin ki o kadar Erdoğan'la mesela Sisi arasındaki gerilime rağmen o şey hemen eritilip ilişkiler kurulabiliyor. Ya da Lübnan defalarca İsrail'in saldırılarına uğramış bir ülke. O bağlamda Türkiye'den başka şansı yok. Çünkü yukarısındaki Suriye karışık, Irak karışık, başka güç odağı yok bölgede falan. Bu sorunun altındaki aslında konu şu, Kenan Alpay'ı da burada saygıyla hatırlayalım. Çok güzel bir tabiri var. Türkçe konuşan Siyonistler, işte Arapça konuşan Siyonistler noktasında. Bunlara rağmen bu birliktelik olabilecek mi?
Bence olur. Yani burada aslında biraz bizim AK Parti iktidarının da söylemsel değişikliklere gitmesi lazım. Ya yani biraz fazla soft kalıyorlar, yumuşak kalıyorlar. Kendi iradelerini net bir şekilde ortaya koyup arkasında sağlam dururlarsa ben toplumdaki sosyolojinin de o yönde fikir değiştireceğine inanıyorum. Yani biraz orada ağırlıklarını koymadıkları için yeterince bence çatlak sesler çok fazla çıkıyor ya da çatlak sesler haddinden fazla büyük görünüyor diyeyim. Ben Türkiye'de o kadar yoğun bir İsrail algının yönetimini İsrail destekleyen bir kitle olduğuna inanmıyorum. Sadece seslerinin çok çıktığına, karşı tarafın ise kendilerini temsilde eksiklik bulunduğu için söylemlerini yükseltmekten çekindiklerini ya da yeterince motive olmadıklarını düşünüyorum. Yani gereksiz bir korku mu var? Tabii tabii, gereksiz bir korku var. Orada bir şekilde AK Parti siyasetinin herhalde bir çıkmazı, bir tıkanması var ama onu aşacaklar gibi görünüyor. Özellikle Erdoğan'ın bugünkü konuşması bana onu gösteriyor. Yani çok uzun bir süredir bu kadar net, bu kadar işte o eski Erdoğan dediğimiz havada bir konuşma görmemiştik. Bu teğmenler meselesi bence o anlamda biraz partiyi silkeledi ve kendine getirdi diye düşünüyorum. Ondan sonraki çünkü açıklamalarında hep daha eski AK Parti'nin o cevval, daha proaktif siyaset yürüten yüzünü gördük. Ona yeniden dönerlerse söylemden etkiye geçecek. Tabii tabii geçer yani sonuçta eylemler hep şeyle, yani sözün bir kuvveti vardır, gücü vardır. O eylemlere de dönüşür. Erdoğan bugün mesela iktidara geldiğinde elinde ne bürokrat vardı, ne medya vardı, ne askeriyede, orduda, herhangi bir yerde hiçbir gücü olmamasına ve her yer kendisine muhalif olmasına rağmen 2007'ye kadar kapatma davasıyla muhatap olmasına rağmen 2008-2009'da kapatma davası oldu, ucu ucuna kıl payı 27 Nisan en muhtarası başında bir sopa gibiydi. Ve bu bir iktidar partisi yani düşünün. Yani o süreçleri aslında Erdoğan tamamen söylem gücüyle, hitabetiyle, meydan okumasıyla atlattı. Yani bugün elinde çok daha fazla kuvvet var, güç var. Bunu bir de söylemiyle birleştirirse, bunun sadece Türkiye içerisinde değil, sağlamlaşma olur mu diyorsunuz o zaman? Bölgedeki ülkeler üzerinde de ben ciddi etkisi olacağını düşünüyorum. Yani oradaki ülkeleri arkasına toplaması bence çok da zor olmayacaktır. Zaten bu şeyler var yani bizim zihnimize konulmuş bazı prangalar var. Yani olmaz, etmez, bu ülkeler hep birleşmez. Hep olumsuz verme durumu var. Birlik olunmaz. Ya İran'da zaten şöyle, Katar'da böyle, işte Suudi Arabistan'da böyle. Herkes herkesin olumsuz yönlerine odaklanarak o birlik havasının dağıtılmaya çalışılması, enerji kaybı. Halbuki bu işler bence şöyle bir parmak şıklatmaya bakacak kadar aslında basit meseleler. Yani tabii bunu biraz şey abartarak söylüyorum. Mutlaka canım. Ama yani neticede o kadar da düşündüğümüz kadar zor meseleler değil. Sadece harekete geçmek gerekiyor. İsrail dediğimiz ülke bugüne kadar hiç kendi topraklarında bir savaş vermiş ve bundan başarılı çıkmış bir ülke değil. Hamas'a karşı bile bir senedir uğraşmasına rağmen herhangi bir üstünlük kuramıyor ki Hamas bir devletin gücünün %1'i kadar gücü olmayan bir örgüt. Farklı farklı noktalardan yönetilen, farklı farklı ülkelerin ciddi bir silah desteği yok, lojistiği yok. Karşı tarafta ise Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın yoğun şekilde silah desteği verdiği bir yapı var. Düzenli ordusu olan bir yapı var ve galip gelemiyor. Nüfusunu bitirmeye çalışıyor, soykırım yapmaya çalışıyor. Yine de Filistin nüfusunun İsrail nüfusunu geçmek üzere olduğunu görüyoruz bu kadar katliama rağmen. Ki katliamın boyutunu şöyle düşünün, sadece son 7 Ekim'den itibaren öldürdüğü insan sayısı ondan önce öldürdüğü insan sayısına denkleşmiş durumda. Neredeyse evet. Neredeyse. Buna rağmen bir başarı olmuyor. Bir de düşünün ki İslam ülkelerinin birleşik bir şekilde İsrail'in içinde bir savaş yürüttüğünü. Yani 3 yani, gün yürüseler yeter ya. Zaten ülke ince uzun, bir ucundan bir ucuna 130 kilometre olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani doğudan batıya bir hatla kestiğiniz anda zaten bütün o lojistik desteğini kaybetmiş. İçinde zaten kendisine karşıt muhalif unsurların, Filistinlilerin vesairelerin olduğu, etrafı Arap ülkeleriyle çevrili. İstendiği zaman çok da zor gibi gelmiyor bana yani ve bence Hakan Fidan'la baktığınızda da bu oluşabilecek midir? Amerika, bence İngiltere, oluşabilecek. Avrupa yani gibi. Amerika çok uzakta, İngiltere çok uzakta. Netice itibariyle tamam orduları kuvvetli falan ama uzun bir savaşı sürdürebilecekler mi? Ukrayna'da mesela ağır yenilgi alıyorlar. Şimdi mutlaka, görüyoruz doğru. Yani. İşte orada Kursk bölgesine bir giriş var Ukrayna'dan. Amaç şeydi tabii Rusları geri çekmekti ama Ruslar hiç umursamadan şartlardan devam ettiler aşağıya inmeye. Demek ki o kadar da
Yani gözümüzde büyüttüğümüz kadar Amerika'nın da İngiltere'nin de bir gücü yok ki. Orada Amerika ile İngiltere'nin bile arasında artık bir şey var. Tutarsızlık, bir uyuşmazlık var. İngiltere artık biraz İsrail'in arkasından çekilmeye doğru hamle yapıyor. Orada Amerika biraz yalnızlaşıyor aslında. Peki son olarak da şunu söyleyeyim. Kısaca alayım. Ondan sonra Kazım Bey'e döneceğim. Seçimlerde Harris'in gelmesi Trump'ın iddia ettiği gibi Amerika'nın biraz Arabistan'a yanaşması mıdır? Veya o bölgeye yanaşması mıdır? Yani Amerika'yı onlara satacak diye bir iddiası var biliyorsunuz. Amerika'yı onlara satacak diye bir iddia var ama Trump da diyor ki aslında Harris diyor hem Arap halklarından hem de İsraillerden, Yahudilerden nefret ediyor. Dolayısıyla oradan tamamen çekilecek diye bir argüman ileri sürdü şeyde tartışmalarında. Yani bence Kamala Harris'in gelmesi şu açıdan daha kötü. Yani Trump gibi bir pro-İsrail destekçisi bile daha mantıksal bakıyor meselelere. Ve bir çözüm varsa orada mesela hani Filistin'in de bir devlet olarak tanınması yönünde bir hamle yapabilir İsrail desteklemesine rağmen. Ama bu Kamala Harris-Biden ikilisi bu süreci hep böyle bir şeyde tutuyor. Yani bir sonuca ulaşmıyor arada derede. Hani bir ifade var ya, Siyonistlerin adayları Amerika başkanı olabilir noktasında. Hangisi daha Siyonist noktasına bakmak mı gerekiyor? İkisi de şu an mesela şey kavgası yapıyor. Ben daha Siyonist kavgası yapıyor. Aslında Trump da arayı bayağı bir kapattı. Bir puana kadar düştü ve Trump gelecek diyorlar. Ama Trump'ın mesela önceki başkanlık döneminde güttüğü siyasete baktığımızda İsrail ondan çok da memnun değildi yani açıkçası. Evet. Bakalım gelecek ne gösterecek. Teşekkür ediyorum. Kazım Bey, özellikle ben Birleşmiş Milletler tarafına sizle dönmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'de 24'ünde mi 22'sinde mi tam bilmiyorum, hatırlayamadım tarihi, bir toplantı var ve Filistin'in üyeliği söz konusu. Evet. Filistin üyeliği Birleşmiş Milletler'de avantajları ne olacaktır özellikle bu soykırımın sonlanmasında? Evet, tabii öncelikle Ayşenur Ezgi Ege hanımefendinin bu mücadelesini çok değerli görmek lazım. Tabii burada biraz daha bu bir önceki konuyla da bağlantılı, yani yaşanan toplumdaki değerlerle de bağlantılı. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği, hanımefendilerin de rol model olması, ancak bu rol modellikte de daha özel bir mesaj verecek şekilde, yani bütünü kavrayacak şekilde mesajlar verilmesinde fayda var. Şimdi tabii hem Amerikan vatandaşı olması, daha önce de Mavi Marmara olayında Furkan işte vardı. O da Amerikan vatandaşıydı. Amerika bunlara sahip çıkmadı. Yani dolayısıyla Amerika için yani belli zamanlarda o kendi vatandaşlığı vesairesi ikinci plana atılabildiğini gösteriyor. Siyonizme karşı olan her şey düşman sonuçta. Bu da aslında işte o sömürge yaklaşımının bir şey sonucu. Yani bizim için siz yaptığınız yemin kadar yemin işte yaparsınız, ondan sonra kullanılır hatırlarsınız. O kuklacı mantığı. Sömürge yaklaşımı olmayan ülkeler için insan değerlidir. Onlar için insan değerli değildir. Yani 1960'lara kadar, yani bakın siyah vesaire ayrımı, işte o uzaya gidilmesi döneminde bir şey var, filmi de almışlar. Hesaplar yapılması gerekiyor. O zenci esmer insanların işte yaptıkları hesaplamalarla o bazı problemleri aşıyorlar. Evet. Ama sonunda o arada bile, yani otobüsün önünde arkasında gidiyor. Bu Amerika'yı yani doğru anlamak açısından. Şimdi geldiğimizde Birleşmiş Milletler deyince 1945'te kurulurken Birleşmiş Milletler şu söyleniyor. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan edenler işte kurucu üye olarak alınacak gibi bir şey başlıyor. Bunun üzerine işte Türkiye'de onlara savaş ilan ederek üye oluyorlar. Ama hemen sonrasında Birleşmiş Milletler'e üye olmak bir avantaj olmaktan farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler'in yönetimini elinde bulunduranlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Musul-Kerkük meselesini İngiltere nasıl ki Milletler Cemiyeti'ne yönlendirip orada bizi tuzağa düşürdüyse,
sözde işte bir uluslararası şey. Burada da İsrail'in kuruluşuyla ilgili bölüm Birleşmiş Milletler üzerinden yürütülüyor. Ve sorduğunuz soruya gelelim. Birleşmiş Milletler'in 1948 yılında Ersan dikkat et bir şekilde 184 sayılı karar ile iki devletli yapının oluşması için bir komisyon oluşturuluyor. Ve deniyor ki bu komisyon Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Türkiye'den oluşacak deniyor. Şimdi burada işte Türkçe konuşan, Arapça konuşan Siyonistler meselesini biraz daha bize hatırlatıyor. Şimdi ne oluyor? 10 yıl içerisinde bu yapı, iki devletli yapının gerçekleştirilmesi düşünülürken o arada Türkiye'de bir takım karışıklıklar oluyor. Türkiye NATO'ya girecek. İşte Marshall yardımı, işte bu bizim eğitim sistemimizdeki Fulbright anlaşması vesaire gibi anlaşmalar. En sonunda işte sosyoloji bölümüne gelelim. Bir takım travmalar devam ediyor ve darbe mantığı yetişmeye başlıyor, yerleşmeye başlıyor. Ve o dönemin insanları 1960'ta bir darbe yapıyorlar. Ama 1948'de alınan o karar uygulanamıyor. Türkiye'nin de 3 üyeden birisi olmasına rağmen uygulanmıyor ve o iki devletli yapı. Şimdi her ne olursa olsun Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararı neredeyse İsrail tarafından kabul edilmiyor, o uygulanmıyor. Karşılanmıyor. İsrail yenildiğinde de masaya oturduğunda güçlü çıkıyor. İşte kısa sürede 6 gün savaşları vesaire dendiği zamanlarda da farklı bir şekilde oradan toprak kazanarak çıkıyor. Şimdi Ayşenur Ezgi Eygi şehit olduğu yer neresi? Nablus. Nablus. Şimdi o topraklar geçtiğimiz programlarda bir harita kondu. Evet, evet. Netanyahu zaten o toprakları İsrail'in içerisinde gösteren bir haritanın üzerinde. Evet, evet. Bir sadece Gazze'nin kaldığı bir haritanın üzerinde anlatım yapıyor. Ve bizi buna kanıksatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Filistin'in önümüzdeki dönemde devlet olarak kabul edilmesi süreci farklı bir şey olacak. Şimdi burada gelelim. Ersan bir yerde şeyi söyledi. Yani Cumhurbaşkanımızı... O haritayı Zeyd bulabilir. Zeyd'de olması lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın işte yaptığı destek... Bu bir Cumhurbaşkanımızın mücadelesi değil. Bu bir inançla inanç karşıtlarının mücadelesi aslında. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi de ifade ediyor. Ben de bu mücadelenin şu andaki bir neferiyim bir şekilde. Yani tabii ki 11 Eylül 2001'de Bush'un söylediği gibi mi? Yani Haçlı savaşın başladı. Tabii ki yani burada ama şunu ben biraz önceki bir önceki konuşmada söyledim. Haçlı savaşı dediğimiz olayın din savaşıyla bir alakası yoktur. Yok, lütfen. Aynen. Bunu doğru anlasın. Bizim milletimiz doğru anlasın. Bu tamamen onların kendi çıkarlarının bir araya getirilmesi için işte şurada haritayı gösteriyorlar bir şekilde. Yani orada bir Batı Şeria bölümü falan yok. Orada kendisini devlet başkanı gören zorla Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarıyla gelip burada mecliste konuşma yapan Mahmut Abbas'ın bulunduğu yönetim bölümü yok buralarda. Yok tabii ki. Yani onları yok sayıyorlar. Bu kızcağızımız... Bütün samimiyetiyle Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin, mücadeleleri veriyorlar. Şimdi burada yapılan her şey uluslararası hukuka aykırıdır. Bununla bağlantılı olarak hemen devamını söyleyelim. Kıbrıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin son geçtiğimiz hafta içerisinde Kıbrıs'la yaptığı anlaşmaların da aslında arkasında bunlar var. Birazdan yani geleceğim ona da. Hemen şu haritanın altında dikkat edelim. Bir orada Süveyş bölgesi vardır. Evet, evet. Bunun devamında. Bütün hedef Süveyş bölgesidir. Bütün hedef Basra bölgesidir. Bütün hedef bizim bulunduğumuz coğrafya ve Kıbrıs gibi bölgelerdir. Evet. Yoksa İsrail'in burada İsraillilerin dahil ölmesi, o Yahudiyim diye vesaire. Şimdi Kamala Harris mi, Trump mı daha Siyonist? Yani Siyonist dediğimiz kim? Mesela. Kim? Kamala Harris'in Siyonizmle ne alakası var? Bir Hintli,
Yani evet, onlara Hintli dediklerinde ne diyorlar? Yani İngilizler Indian diyorlar. Hı-hı. Yerli anlamında. Kızılderilere de Indian diyorlar. American, evet, Indians'lar. Şimdi bakın, sadece Kanada'da, biraz önce narin konusuna gelelim. Kanada'da, hı-hı, kiliselerin bahçesinde öldürülerek her türlü tecavüz vesaire taciz sonucunda öldürülerek gömülen 230 bin Kızılderili var. Bizim Türk'üm diyen milliyetçi muhafazakar veya daha çok milliyetçi görünenler, kaç tanesi Mustafa Kemal'in o anlatmaya çalıştığı insanlar Nuh'un gemisinden indikten sonra kuzeye ve güneye gittiler. Oradan Bering Boğazı'ndan Amerika kıtasına gittiler. Orada da o hainler din adına aldılar, götürdüler 230 bin Kızılderili çocuğu, her türlü şeyden sonra öldürüp gömdüler. Kim bunun mücadelesini veriyor? Değil mi? Evet. Utansınlar lütfen. Şimdi buradan şunu söylemeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuşmasında bir ifadeyi daha söyledi. Ben 30 Haziran 1995'te Bosna'ya ulaştım. Bosna'ya vardığımızda oradaki olayı Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi burada da ben ısrarla anlattığım için, Srebrenica'yı benzettiler, Gazze'yi. Yani oradaki soykırıma benzer bir şey. Yani orada bir Hollanda taburu var. Sözde oradaki boşnakların bir tek çaka almasına müsaade etmiyorlar. Evet. Güya görevlerini yapıyorlar. Şimdi aynı durum Gazze'de, Gazze'de söz konusu. Amerika'sı, Mısır'ı vesaire. Evet. Şimdi burada şunu söylüyoruz. Ne olur Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı, verdiği mücadeleyle, hı-hı, Trump'ın geldiğinde, görevde olduğunda Kudüs'ü Amerika'nın büyükelçiliğini taşıyarak başkent olarak kabul etmesi yaklaşımını 123, o zaman 129 ülke Amerika'nın yanında, 6'sı çekimser olmak üzere 13 ülke olacak şekilde bir zafer kazanmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu İslam İşbirliği Teşkilatı ile beraber yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız ve bunun yanına katılan diğer devlet görevlilerimizin tamamı benim emekli olduktan sonra mücadelesini verdiğim Nisan 2016'dan beri İslam İşbirliği Teşkilatı'nın etkin hale getirilmesi mücadelesinin sonucuna doğru gidildiğini görüyorum. Ben, evet, bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da, bizim de, Ezgi kızımızın da mücadelelerinin sonucunu almaya başladığını ifade edebilirim. Peki. Şimdi Filistin'in devlet olarak kabul edilmesinin 1948'den bu zamana kadar gecikmiş bir karar olduğunu söyleyeyim ben. Yani, evet, burada ne oluyor anlaması için bizim toplumumuzun. Hı-hı. Lütfen bugün onun cenazesine giden Özgür Özel Hamas'a terör örgütü dediğini utanarak tekrar hatırlasın diyorum. Evet. Lütfen. Ve bunun benzerlerini. Oraya gidip de şov yapmaya kalkmasınlar. Peki. Her zaman gerçekçi olsunlar. Ben ona kendisine, kızının yüzüne bakabilecek şekilde hareket etmesini tavsiye ediyorum. Peki. Ve sonucunda bu kızcağızımız bütün ailesinin onuru şerefi olmuştur ve şehit olmuştur. Dolayısıyla da bugün baktığımızda Filistin eğer yeniden özgür olacaksa bu verilen mücadelenin sonucunda olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızı buradan, hı-hı, yeniden Refah Partisi'ne utanç duymaları için hatırlatıyorum. Mücadele vermedi diyenlere utanç duymaları için hatırlatıyorum. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı da ayrılmış herhalde. Hı-hı. Yaptıklarının utancıyla yaşasınlar diyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Necdet Bey, bu 7 Ekim'den itibaren baktığımızda artan ve devam eden, hedefe doğru giden İsrail, dünya durduramıyor. Amerika bir öyle bir böyle açıklamalarıyla, tavşana kaç tazıya tut taktiğiyle bir noktada G8 ülkelerinin de baktığımızda ciddi anlamda silah desteği sağladığını gördüğümüz bir noktada, Avangelistler ve Siyonistler boyutunda bir yapılanmanın da gerçekliğinde İsrail'deki kan akmaya devam ediyor. Barış görüşmeleri noktasında Milli İstihbarat'ın görüşmelerini özellikle diğer ülkelerle beraber baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin mutlaka aktif bir noktada hareketi var, fakat buraya barış hakikaten seçim sonrasında mı gelecektir? Şimdi öncelikle biz de şehit kardeşimize buradan Allah'tan rahmet, evet, dileyelim.
bu şehitlerimizin kanı yeni yeşerecek nesillere de bir yol gösterici nitelikte olmasını temenni edelim. Her şeyden önce Türkiye'nin bu konuda garantörlüğü olmadığı sürece orada bir barışın tesis edilmesinin mümkün olmayacağı kanaatini taşımaktayım. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye Bosna'da da bulundu. Türkiye Afganistan'da da bulundu. Türkiye birçok yerde bulundu. Aslına bakarsanız her ne kadar kara propagandalar Türkiye üzerinden yapsalar dahi Türkiye'nin askeri gücü gittiği yerde gerçekten barışı tesis ediyor ve en azından garantörlüğü koruyor. İşte Bosna'da ifade ettiği gibi orada Hollandalı barış güçleri vardı ama Srebrenica'ya yapamadı, engel olamadılar. Hatta anlatılanlara göre alem yapıp geçişlerine izin verdiler tabiri caizse. Şimdi bu konuya buradan girerken aslında bu işin 1991'deki Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla da bir alakası var. Bunu şöyle ifade edelim. Biliyorsunuz o dönemde çift kutuplu bir dönem geçiyordu. Bazı dengeler korunuyordu. İşte 91'de Rusya yani Sovyetler Birliği dağılınca işte Rusya oluştu. İşte bağımsız devletler topluluğu vesaire bunlar geldiğinde Amerika ve NATO eksenli tek kutuplu bir yön çizilmeye başlandı. Ondan sonra Amerika nüfuzunu genişletmeye başladı. Aslında görünürde Amerika olsa da bu Siyonizmin elinde genişleyen imkanlardı ve bu genişleyen her şeyde Siyonizmin bazı mantıkları var. Mesela belki de karşılarına gelmiştir arkadaşlarımızın. Şeytanca protokolleri vardır onların. Böyle şeytanca protokolleri vardır. Onlardan mesela bir maddesini ifade edeyim. Diyor ki biz diyor bir ülkenin içerisinde iktidarları elimizde tutarız. Elimizde tutabilmemiz için medyasını elimizde tutarız. İş adamlarını elimizde tutarız. Ve o bölgedeki eğitim sistemini ve buna benzer insan yetişme süreçlerine müdahale ederiz. Dolayısıyla çıkan sistem bir şekilde bu Siyonizmi felsefesine bürünür. Yani onu korur halde gider. Mesela o 90'lı yıldaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Tayyip Bey'in gelmeden önceki sürecinde biliyorsunuz bir şeyimiz vardı, belediye başkanımız vardı, Nurettin Sözen. İSKİ davası vardı. Evet, İSKİ davasında bir takım hadiseler oldu. İşte yolsuzluklar vesaire. Aslında işin arka planında mesela o dönemde yine biz bir Akit gazetesiyle de irtibatımız vardı. Haber yayınlamıştılar. Güzeldi de. Arun Habib'le Pansiyon Pinto, bak isim de veriyorum. Bu insanlar o dönemin 25 trilyon korkunç bir parasını götürdüler. Ama bunlar Hürriyet Gazetesi'nde adı çıktı. Ertesi gün hemen kapatıldı. O zaman Hürriyet Gazetesi biliyorsunuz farklı bir alandaydı. Evet, evet. Şimdi bunları böyle hafızamızı böyle tazelerken giderken verdiğim o şeytanca protokoller üzerinden düşünüyoruz. Siyonizm ister Amerika'da Kamala Harris veya Trump olsun hiç fark etmez. Siyonizmin yönetme konusundaki şeyi dünya gücüne baktığımızda ekonomidir. Ekonomi üzerinden vuruyor. Ekonomi üzerinden vurduğu her yer ona tabiri caizse baş eğiyor. Dünyada sınırlarının belli olmadığı tek ülke İsrail'dir. Ya İsrail bu terör ülkesi o 1948'lerde oluşturduğu o terörizm devam etti ve Filistin'in tamamını hemen hemen kapsadı ki haritada işte adamın niyeti, uygulaması da onu gösteriyor. Bu süreç içerisinde de hani niyetlerimiz işte Arap ülkeleri, Arap Birliği, efendim İslam İşbirliği Teşkilatı vesaire bunlarla ilgili adımlar atılıyor. Güzel ama somut ve sonuç alıcı bir şey yok. Bu 7 Ekim olaylarında da ben yine o zaman burada yangın vardı diğer taraftaydı stüdyolarda orada da bir konuk olduğumuzda şunu söylemiştim. Demiştim ki acilen Türkiye'nin, Rusya'nın, Mısır'ın, İran'ın ve Çin'in bir lobi çalışması yapması lazım. Ya yani bir duruş göstermesi lazım. Eğer bu duruş gerçekleşmezse Amerika ve Avrupa ülkeleri
İsrail'i destekleyecektir. Ve ilk günlerde de Amerika'nın Dışişleri Bakanı gelir gelmez ben buraya bir İsrail vatandaşı gibi geldim ifadesi bile açıktan desteğini göstermiş oldu. Bilmiyorum, evet. Bu toplum psikolojisini olumsuz etkiliyor. Çünkü Amerika üst itibariyle baktığımızda aldığım kaynaklara göre 1000 civarında üssü var dünya genelinde. Bu insanların zihninde dolaştığı zaman korkutucu gözüküyor. Ve bu üsler öyle hani derme çatma üsler değil. Son model. Atış poligonu değil yani. Evet. Donanımlı teknoloji silahlarıyla dolu. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Burada böyle yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Burada bir konu yalnız ben söyleyeyim ya. Üsler ürkütücü değil. Bakın Afganistan'da da çok büyük üsleri vardı Amerika'nın. O insanlar Amerika'nın askerleri Afganistan'dan kaçarken uçakların tekerlerinden insanlar düşerek kaçtılar. Kalpleri ve gönülleri kazanamayan bir Amerika'nın hiçbir yerde kalması mümkün değildir. Bu yanlışı satın almayalım. İsrail, Amerika bakın, o bir istisna gittiği adım. Hiçbir bakın. Yerden gittiği hiçbir yerden doğru normal şartlarda bakın, çıkmıyor. Orada, artık Afganistan, Amerika bakın, yani burada ya, hani şöyle bir şeyi söylersek ben Afganistan bu işin, çok özel bir devlettir ya da ülkedir. Ama Rusya da kalmamıştır bugün, orada. Bugün Amerika kalmış. Bugün Amerika Irak'ta da kabul görmüyor. Amerika bugün Suriye'de de kabul görmüyor. Mesela kabul Amerika bugün, değil ki önemli olan Amerika lehine süreçlerin devam etmesidir. Bugün Irak'ta hayır, devam etmiyor. Öyle bir şey devam etmiyor. Nasıl etmiyor? Etmiyor şu anda. Nasıl yani etmiyor? Siz bunu satın bakın, alıp topluma da bugün satın Suriye alıp kabul zor. Amerika şey Irak sınırı Amerika'nın kontrolü hayır aldı. Öyle bir şey yok. Yani bunlar yavaş yavaş Amerika'nın kontrolünden çıkmaya başladığı için birileri üzerinden hala devam ettiğini ifade ettirmeye çalışıyor Amerika. Bizim bakın ben her programda bir arzu mevcut yoktur zırvadır diyorum. Bir tamam. Amerika hülyası yoktur. Amerika artık keçeyi suya attı çıkan yerlerini taşlıyor derler. Bizde bir söz var. Amerika artık 11 Eylül'den sonra bu bir Haçlı seferidir diyerek kendi değerlerini bakın, de şey yapmıştır. Biz gerçekleşen etmiştir. Ve lütfen topluma korku salmayınız. Hayır bu bir böyle şey değil. Böyle şey yok. Toplumlar siz, algısı sizin düşüncenize göre de. Ben itiraz etmiyorum. Yani topluma korku salmayalım. Bu doğru. Evet. Ama baktığımızda da bunlar bir gerçek. Bunlardan... Hayır gerçek dediğiniz zaman yanlış bir şeyi gerçek olarak siz sunuyorsunuz. Yani siz Amerika'nın şu anda üssünün Gazi olduğu Bey, her yerde %100 kontrol bakın, olduğunu burada, Türkiye'de de üssü var. Bu basında sizin var. De böyle bir şey yok lütfen. Birçok şeyde tırlarla dolu silahların burada bu ortada. Ama götürdü ne oldu? Ya götürüp ne olup ne olmadığına değil. Yanlış bakın siz oluyor. Bunları oradaki insanlar ya yanlış olduğunu biz de biliyoruz. Sıkıyorlar. Kazım Bey yanlış olduğunu siz biz de biliyoruz. Siz onu ifade edin. Neyi? Söz. Ya o insanların Amerika adına kuklalık yaptığını, değerlerini yok saydıklarını, onlar da bir sömürge olacaklarını, yarın bir gün kuklacının onları da aynı çuvala koyacağını söyleyin. Onları ahlaksızlaştırdığını, çoluk çocuğunu, Irak'ta milyonlarca insan öldüğünü ve çocukların tecavüzlerinin olduğunu söyleyin. Amerika'nın yaptığının sonucu tamam, olduğunu söyleyin lütfen. Zaten. Tamam, Amerika yapıyor zaten. Yani, hayır ama bu değil. Yani orada kontrol ediyor, her şeyi düzenliyor anlamında hayır. Değil. Yani ben bir şey söylerken üst olarak söyledim. Siz sanki ülkeyi işgal etmiş bir ülkeden söz ediyor gibi. Ama işgal görüntüsü veriyorsunuz. Siz üstler işgal sebebidir diyorsunuz. Bakın şimdi Türkiye'de üssü yok mu? Var ne bak, oluyor şu tamam anda, bak aynı anlamda söylüyorum. Siz geçmiş farklı, zamanda. Bakın siz farklı veriyorsunuz. Aslında benim söylediğimi siz bir devleti işgal etmiş gibi gösteriyorsun. Ben üstten söz ediyorum. Olmadığını ben de söylüyorum. Artık eski... Neyine itiraz ediyorsunuz onu anlayamadım. Şuna itiraz ediyorum. Bakın siz, Türkiye'de üs var değil mi? Bir Türkiye'de üs var mı? Türkiye'de Amerika'nın üssü var mı? Artık adı var. Olsun önemli değil. 13 Temmuz'a kadar bakın, belli kişilerin yanında yani bir şey olduğu yani cevap verirseniz kullanıldı. Anlaşırız. Türkiye'de üssü var mı? Var. Hayır. Artık üs onun üssü değil. İncirlik üssünden yararlanıyor Amerika sadece artık. Tamam yararlanıyor yani üs işte. Hayır yararlanıyor. Orası artık bizim üssümüz. Tamam Amerika yararlanıyor mu yararlanmıyor mu? Tamam NATO adına ama yapılmış bakın, anlaşmalar şunu, var. Şunu lütfen. Ben iddia etmiyorum ki şeyleri... bunu siz yönlendiriyorsunuz. Ben diyorum ki Türkiye'de veya dünyada 1000 civarında üssü var. Evet. Üssü olması devleti işgal ettiği anlamına gelmez.
Ama yani, bugün siz mesela onu yönetiyor, o üstlerden oraları yönetiyor. Üstlerden tabii ki orada belli şeyler yapıyor, etki eder. Bitti. Eder. Ha biter bitmez. Bunu artık göreceğiz. Zaman de. Zaman gösterecek. Şimdi burada, konumuza dönelim. Ha, burada asıl konu şu. Şey, odak noktamız şu. İşte Rusya'nın dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan bu güç dengesi, dengeleri bozmakla birlikte bir taraftan da Türkiye'nin, işte bahsettiğim gibi bu Filistin konusundaki ateşkes konusunu en etkili edecek bir durumu ıskaladık. Yani en azından kendi adımıza öyle söyleyelim. Bir öz eleştiri yapalım. Bunu yaparken de şunu görelim. Bütün basın, medya, işte gazetelerde, sosyal medyalarda işte İran bir şey yapıyor. Bakıyoruz hemen İran'a en çok saldırıyı biz yapıyoruz. Türkiye bir şey yapıyor, bakıyoruz öbür tarafta da buna benzer şeyler çıkıyor. Bir inanç coğrafyasında bir homojenlik yok. Bazı konular kenara atılabilir geçici olarak. Der ki tamam inanç olarak biraz farklı düşünüyorsun ama şu anda ikimizin ortak davası, hı hı, ya da Mısır da buna dahil edersek. Burada adam akıllı bu ülkeler bir araya gelemez miydi? Gelirdi. Gelemezdi. Yani çünkü bakın Libya sosyalist, Suriye sosyalist yapı. Ben sözde. Bu ülkelerden söz etmedim. Bu ülkelerden söz etmedim. İşte, Mısır, Çin, Mısır'da, Türkiye, Mısır'a da baktığınız İran, zaman Rusya. Mısır'a da baktığınız zaman Mısır'dan çıkardıkları Birleşmiş Milletler genel yani genel sekreteri bile işte kendi istedikleri kişilerdi. Şimdi konu bunları şöyle görün. Yani geçmiş zamanlarda o İngiltere'nin şekillendirdiği bakın, yapı zaten, bakın, artık değişiyor. Siz bunu şu anda benim söylediğimi teyit ediyorsunuz. Ben de diyorum ki bu korku politikası bu ülkelerde de, Mısır'da dahil birçok ülkelerde de kendisinin karşılığını bulmuş ki bunlar gelmesi gerekirken bir araya gelemediler. Gelmesi bunu gerekiyorlardı diyorsun. O sebeple burada getirilmediler diyelim ona. Ya olsun fark etmez. Sonuçta biz burada ateşkes ya da bu barış görüşmeleri, hı-hı, oradaki Filistinli Müslümanlara yapılan bu soykırıma karşı bunların ses olması için ne kadar çaba sarf ettiğimize dair bulgulara baktığımızda olmadığını görüyoruz. Belki de çok cılız uygulamalar var ya da bulgular var elimizde. Onun için İsrail'in ve İsrail'i destekleyen o cenahın çalıştığının onda biri kadar çalışmadığını inanç coğrafyasındaki Müslüman ülkelerde gördük. Ha, bunun yanında tabii ki bireysel gayretleri olan insanlar yok da demiyoruz. Tamamen ki de yok saymıyoruz. Türkiye'nin gösterdiği çaba da ortada. Bunları da önemsiyoruz. Hı hı. Mesela o arada konuştuğumuz şey de önemli. Sadece yukarıdan aşağıya olmaz. Yukarı aşağıya el tutması lazım. Yani toplum, devlet el ele olacak bir görüntü vermemiz lazım. 15 Temmuz'daki hadisede ne oldu? Halk milletiyle, devletiyle el ele verdi ve bir şeyin önüne geçti. Darbenin önüne geçti. Şimdi bugün İsrail'le ilgili daha ciddi yaptırımlar yapıldığında bu millet arkasını dönmeyecek. Evet. Bu millet gerekeni yapmış olacak. Diğer taraftan da İşte boykottan söz ediyoruz. Buradan belki sesimizin ulaştığı insanlara bunu çok önemsemelerini ifade etmem gerekiyor. Çünkü onlar ekonomik bir yapı üzerine inşa etmiş ve kendilerini orada güçlü görüyorlar. O sistemleri çökmeye başlarsa onlar bu kaygılarından dolayı baş eğebilirler. Materyalist yani düşüncenin temeli budur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın, süreyi doğru kullanma noktasındayım. Ersan abi şöyle söyleyeyim hocam. 10 dakika. Ondan sonra ikişer şeye geleceğim. Rusya'nın, daha doğrusu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Amerika'nın, o çok çok önemli. 2 dakika falan vereceğim. Artık sizin buranı bırakacağınız soruya, süreye bağlı olarak. Tamam. Peki ya 5 dakika yapalım, onu uzatalım. Siz bilin. Olur. Ben o zaman bu iki konuyu birleştirip anlatayım. Tamam. Ondan ve sonra ben devam. Ben haritalarla konuşacağım için hakkımda genellikle konu oturayım. Sonra diğer konuklarımıza konuyu. Tamam. Evet. Tabii öncesinde müsaadenizle Kazım Paşa'm da bahsetmişti. Hı-hı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bugün aileye ve topluma çekmiş olduğu bir dikkat, hı-hı, çekmiş olduğu bir husus vardı. Onunla ilgili benim de içerisinde olduğum organizasyonda bizim sivil toplum kuruluşu olarak da bulunduğumuz bir hususu halkımıza paylaşmak istiyorum.
Bakın Cumhurbaşkanımız ne ifade etmişti? Demişti ki aile, birey, toplumu, toplum devleti oluşturur. Eğer toplum çökerse devletin de çökmesi artık an meselesidir. Dolayısıyla bu anlamda ben halkımızı yarın ki Akit TV ekranlarında da canlı bu defalarca daha önceden verilmiş, videosu da aktarılmış vaziyette. Yine orada olacağız. Yarın evet. 15 Eylül saat 14'te Saraçhane'de Fatih Anıt Parkı'nda Büyük Aile Platformu buluşması yapılacak. Sessiz bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Aileye karşı toplumsal ahlaki çöküşte saldırılan tüm eylemlere karşı bir duruş ortaya koymak. Aileleri bu anlamda bilinçlendirmek için yapılan bir miting ve yürüyüş, sessiz yürüyüş. Bakın burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Çocuklar, anne ve baba ailelerle oraya geldiğimiz takdirde bir anlam kazanacaktır. Burada LGBT propagandasına hayırdan tutun birçok konuda aktif olarak ayrı bir saat 14'ten itibaren biz de canlı olarak vereceğiz. Akit TV'de 15'te de sessiz yürüyüş Saraçhane'den başlayarak Beyazıt. Unicorn'u anlamadım orada. Yani bu aynı zamanda dünya çocuk ve aile platformundan bu faaliyetin içerisinde olduğunu ifade ediyor. Onların logosunu gösteriyor. Türkiye'nin de aile meclisi ve sivil toplum kuruluşları birliği de burada aktif rol alıyor. Sağdaki soldaki olay. Dünya evet üzerinde Dünya Çocuk Hakları Derneği de gösteriyor bunu zaten. Onu temsil ediyor. Evet. Şimdi biz bakın buradan geçtiğimiz zaman resim 1'e baktığımızda Zeyd kardeşimiz bize resim 1'i aktarırsa biz Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin şehadeti üzerinden ve Türkiye'nin önderliğini çekmiş olduğu ve dünya İslam ülkelerinin de bir noktada Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya çalıştığı bir süreçte Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in aline aldırmış olduğu birçok karara rağmen neden İsrail bir adım atmıyor? Bu sorunu tespit edersek eğer doğru bir teşhiste doğru adım atma imkanı elde edebiliriz. Hatayı bakın, görüp doğru. Birleşmiş Milletler'de 1947'den itibaren Birleşmiş Milletler 1945'te kurulmuş. Kuruluşundan beri Filistin ve İsrail meselesini yani Filistin meselesini kucağına bulmuş. 1947'den itibaren bütün bu görülen kararların tamamı 1947'den 2023'e kadar alınan kararları gösteriyor ve temsil ediyor. Bakın alınan kararlar gruplandırılmış. Ateşkes kararı bu meselede toplamda tam 14 kez Birleşmiş Milletler'de karara bağlanmış. Yani Birleşmiş Milletler 1947'den bugüne kadar 14 kez ateşkes çağrısında bulunmuş. Kaçına uyulmuş? Hiç, sıfır. Hiç. Aynı şekilde şiddet eylemlerinin önlenmesi ve barışa yönelik çağrılar ise tam 14 kez yapılmış. Bu 14 kez 1947'den 2023 dahil olmak üzere 2024'e kadar yapılan çağrılarda hiçbirisine İsrail olumlu bir dönüş ve karşılık vermemiş. Aynı şekilde Cenevre Sözleşmesi yani mülteci meselesi ve uluslararası hukukun ihlaline yani insan hakları ihlaline karşı olarak da toplam 18 ve 30 karar alınmış. Kararlar buralarda. Bu kararlar hiçbirisine İsrail uymamış. Neden uymamış? Sonraki görsele gelelim. Ya, peki Birleşmiş Milletler neden var o zaman? Onu da en son cevaplayayım müsaadenizle. Son bir cümleyle. Evet. Bakın burada Kudüs'ün statüsü sorunu konuşulmuş. Yerleşim sorunu konuşulmuş. Filistin devletinin toprak bütünlüğü konuşulmuş. Ancak Kudüs'te Doğu Kudüs konuşulurken Batı Kudüs'ün işgalini hiç bahsedilmemiş. Yani Birleşmiş Milletler burada da yanlı bir tutum içerisine girmiş. Bu da sınıflandırmış. Bir sonraki görsele gelelim. Dünya niye 5'ten büyük? O yüzden diyorsunuz. Şimdi onu anlatacağız. Aynen öyle. Evet. Evet. Bir sonraki görsel yani 3. görsel, 3 numaralı görsel. Toplu 3. Bakın Birleşmiş Milletler bir ülkenin üye olarak alınması için öncelikle Birleşmiş Milletler bununla ilgili bir karar alıyor. Güvenlik Konseyi'ne gönderiyor. Güvenlik Konseyi'nde şöyle bir şart var. Asgari 9 ülkenin bir ülkenin Birleşmiş Milletler'e girmesiyle ilgili karar alması gerekiyor. 15 üyeden oluşuyor. 15 üyenin 9'unun
lehte karar vermesi gerekiyor. Ve diye bağlaç şöyle bağlıyor. Bu 9 ülke evet diyecek ama bu 9 ülke içerisinde 5 daimi üye olmak zorunda. Yani evet, aynen. Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin bu karara evet demek zorunda. Dolayısıyla bakın Kudüs'ün bu tabloda ne istiyor? Yani Birleşmiş Milletler'in bu deminki kararlarına rağmen İsrail ve Filistin meselesine baktığımızda İsrail ne diyor? Ve Amerika başta olmak üzere diğer Birleşmiş Milletler'in üye devletleri ne söylüyor? İsrail devletin bölünmez başkenti Kudüs'tür diyor. Filistin ne diyor? Gelecekte kurulacak olan ki aslında 1967'de bu kabul edilmiş. Kabul edilen yani Filistin karar. Devleti Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş. Necdet Bey'in bahsetmiş olduğu sınırı belli olmayan ülke diye İsrail'i vurgulamasına rağmen aslında sınırlar belli. Belli fakat bu sınırları hayata geçiren bir İsrail karşımızda yok. Dolayısıyla böyle bir sorun var karşımızda. Mülteciler meselesinde İsrail'in Yahudi karakterinin bozulması açısından geri dönüşün mümkün olmadığı. Yani oradan çıkarılan Filistinlilerin yeniden kendi topraklarına dönmesi söz konusu değil. İsrail bunu asla kabul etmiyor. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 194 sayılı kararında bu dönüş onaylanmış bir vaziyette. Yerleşimciler sorunu bakın en büyük sorun bu. Hırsızlık, evet. Batı Şeria'ya bile yani bir İsrailli ben geldim. Bir Filistinli'yi mevcut oturduğu evinden çıkarıp ben buraya yerleşeceğim deme hakkına sahip. Böyle bir şey olabilir mi? Ki bunun ve bu en büyük Birleşmiş Milletler kararlarıyla reddedilmiş olmasına karşın tatbik edilmiyor, uygulanmıyor. İllegal bir gasp söz konusu. Kesinlikle. Bunu da yaşayan ünlü bir isim var. Belli Adit, Cici Adit. Evet, mesela. Evet. Filistin devletinin... Olabilir mi üstad? Efendim? O yerleşimciler yerinde gasp edenler, çıkarcılar... Tabii gasp sistemi. Yani, dedik ya yerleşimciler olunca biraz yumuşak gibi gözüküyor. Yani. Tablo öyle olduğu için. Filistin devletinin toprak bütünlüğü, işgal edilen toprakların bir kısmından vazgeçilmesi... savunulabilir sınır ve askerden arındırılmış bir Filistin diyor bakın. Yani Filistin'e yaşamak. Az önce gösterdik. Kazımpaşa'nın bahsettiği Netanyahu'nun katil Netanyahu'nun Batı Şeria'nın İsrail devletine dahil edildiği ve sadece bir Gazze'nin ki Gazze'nin bu işgal altında olduğunu değerlendirdiğimizde bir haritayı kabul eden bir İsrail var karşımızda ama gerçek ne? 1967 sınırlarına çekilmesi bekleniyor. Peki bir sonraki haritaya resme geldiğimizde neden bu uygulanamıyor? Bu soru bakın Güvenlik Konseyi'nin yapısında bahsettik. İsrail bugün Güney Afrika'nın açmış olduğu Uluslararası Adalet Mahkemesi'ndeki kararlara dahi uymamasının temelinde ne yatıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le ilgili alınan tüm kararları veto etmesi. Evet. Dolayısıyla bu yapı bu deminden beri konuştuğumuz susun hayata geçirilmesini engelliyor. Konjektürel yapıyı çok uzatmayacağım. Yani soğuk savaş döneminde şimdiki süreç ABD'nin etkisi. Amerika Birleşik Devletleri dünya 5'ten büyüktür oluşan bir devlet olarak İsrail'le ilgili her türlü kararı veto ettikçe İsrail aymazlığına devam edecektir. İsrail'in tutumu buradan aldığı güçle hiçbir kararı tanımayan İsrail var. Peki İsrail bu gücü nereden alıyor? Demin Necdet Bey ifade etmişti. Bununla ilgili hemen haritamı söyleyeyim. Bakın şu anda resim 10'u açalım Zeyd kardeşim. Bakın resim 10'da Amerika Birleşik Devletleri sözde Rusya'ya karşı Yunanistan'da oluşturduğu 4 ana üs var. Bu 4 ana üsse ilave olarak Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle yapmış olduğu bir anlaşmayla oraya kalıcı olarak yerleştirdiği bir üst de daha devreye giriyor. Evet. Ve 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bahane ederek ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminin Birleşmiş Milletler'de Rusya aleyhinde olmasını fırsat bilmesinden dolayı Amerika'nın baskısıyla, Avrupa'nın baskısıyla Rusya'nın Güney Kıbrıs'ın yönetiminde olan üssünü boşalttırdı. Güney Kıbrıs'ın yönetimi. Evet, son anlaşmada Bu şart altında yani Rusya'nın Güney Kıbrıs'ın yönetimine ayrılması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'ın yönetimine karşı uygulamış olduğu askeri ambargoyu kaldırdı. 2022 yılında yeniden Güney Kıbrıs'ın yönetiminde askeri işbirliği anlaşmasını devreye soktu. Ve bu anlaşmalar bir birer yıl arayla
yeniden yenilenmek üzere devam ediyor. Evet. Aynı zamanda Yunanistan'la da bir askeri anlaşma imzaladı ve bu anlaşmada 5 yılda bir yenilenmek üzere hayata geçirilmiş oldu. Bakın hemen gelelim. Resim 11. Bakın resim 11'de baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri neden Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle böyle bir anlaşma yapmak istiyor? Bu güzergahta Amerika Birleşik Devletleri üstünü oluşturduğu zaman bakın Doğu Akdeniz'de birazdan göstereceğim İsrail'le olan bağlantıyı askeri anlamda kontrol altına almış oluyor. Evet. Kazım Paşa'm bir noktada Amerika ile ilgili bir korku ortamı oluşturmayın diye ifade ediyor. Bu konuda doğru düşünüyor. Ancak bir gerçek var. Amerikan gerçeği. Amerika uçak gemisini göndererek üçüncü bir ülkenin 7 Ekim'de Hamas'ın saldırıları sonucunda, operasyon sonucunda İsrail'e üçüncü bir ülkenin herhangi bir fiili saldırıda bulunmasının önünde bir engel oluşturdu. Yani düne kadar 2002 yılında bile Cumhurbaşkanımız Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek oradaki lobilerle Türkiye'de Amerikan menfaatleri noktasındaki adımlarda bir ön görüşme yaptı. 1980 darbesine baktığımızda bizim çocuklar yönetime el koydu diye Amerika'nın Türkiye'deki etkinliğini ne sebep unutuyoruz? Türkiye'de Amerika'nın izni olmadan hükümetler kurulamıyordu. Bu gerçeği biz unutamayız. Dolayısıyla biz bu gerçeği teşhis ederek önümüzdeki süreçte Amerika'nın demin gösterdiğim şartlarda Yunanistan'daki üstlerin oluşmasının temelinde Türkiye'nin, ABD'nin bölgede Orta Doğu'da ve bölgedeki varlığının önünde bir adım attığını değerlendirmemiz olarak görmemiz gerekiyor. Hemen hızlandırıyorum, toparlıyorum. Evet. Bakın burada Türkiye ne yapmak istiyor? Bakın Türkiye resim 13 çok önemli bir kritik. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmış olduğu anlaşmayla bakın Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi nerede çiziliyor? Bakın şu bölgeden, Hatay'dan Kıbrıs'ın çıkıyor. Kuzeyinden ve Doğu Akdeniz'de Akdeniz, Mısır'ın evet, karşısından Güney Kıbrıs Rum yönetimi bakın ne diyor? Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi diyor. Yes. Ne oldu? Evet. Türkiye buradan sıkıştırılan bir koruma getiriliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'la birlikte uluslararası sulardan İsrail'e doğrudan doğruya bir kapı açarak İsrail'in güvenliğini ve ABD menfaatlerini öne çıkarıyor. Peki Türkiye ne yapabilir burada? Hemen o haritayı istiyoruz. Resim 12. Bu harita kabul edilmiş bir harita değil. Bunu lütfen. Resim 12 yani, değil. Böyle değil. Bir şey. Hocam yani biraz sabır. Bir şeyi koymayın. Hocam biraz sabır. Yazın paşam sizin ama koymayın demenizle bu işler olmaz. Ama, siz ama arzu mevcut yok deyin. Böyle, arzu mevcut var var. İstediğiniz kadar lütfen, yok deyin. Lütfen. Siz Amerika bakın, İsrail bunu tatbik ediyor. Burut geçiyor. Siz oturduğunuz yerde arzu mevcut ben tanımıyorum deyin. Bakın İsrail Filistin'i bombalıyor bombalıyor. Bakın Türkiye deminki haritayı oluşturmak istiyor. Kim? Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bunu yapmak istiyor. Türkiye ne yapabilir? Bakın Türkiye, İcipt, Mısır. Mısır, evet. Libya evet. Yaptığı hayata geçirdi değil mi? Aynı şekilde Lübnan, Suriye. Türkiye bu adımları atarak bakın ne hale getiriyor? Doğu Akdeniz'i bir Türk-İslam gölü haline getiriyor. İşte evet. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İsrail meselesindeki çözümün olması için ancak ve ancak tek şart İslam ülkelerinin ittifakıdır diye vurgulamış oldu. Dolayısıyla onun için, bundan sonraki süreçte Türkiye İsrail'le ilgili istikrarlı getirdiği şey bu. Takdirde öbürü, bu bölgede İsrail elbette ki emellerinden vazgeçilecektir. O da nedir? Türkiye'nin yeniden İslam ordusuyla şaha kalkarak benim öngörüme göre 2035-2040'da kaldırdığı uçaklarla İsrail tepesine binmesine mümkün olacaktır. Bakalım evet. Şimdi burada Furkan ben şunu hemen söyleyelim. Ya bu Türkiye'nin istediği durum değil lütfen yanlış anlatılmasın. Bu uluslararası hukukun belirttiği durumdur. Ya zaten onu söylüyorum. Dolayısıyla yani böyle bir şey önceki var Türkiye bunu istiyor değil. Yok yok. Bu uluslararası hukukun zaten emrettiği durumdur. Kazım evet. Paşam Türkiye bunu siz istemiyorsa Libya ile deniz mutabakat anlaşmasını için yaparsanız Kazım insanlar, Paşam Türkiye Libya ile deniz mutabakat anlaşmasını niye imzaladı? Mısır'la
Ersan Hoca, niçin şu an yakınlaşmalar başlıyor? Deniz mi nasıl da Ekrem bölgesi üzerine niçin lütfen, konuşmak istiyor? Lütfen. 2002 yılında. Bu işte, lütfen onu ne için Kazım Paşa? 2002 yılında benim Silahlı Kuvvetler Akademisi tezim Türkiye Akdeniz Diyaloğu kapsamında nasıl bir sizin rol izlemeliyiz? Lütfen. Öldü, öldü. Dinleyin, teziniz lütfen. Öldü, öldü. Lütfen, lütfen. Ama hayatın lütfen. Gerçekleri ama bambaşka. Lütfen. O İsrail 41 bin insanı katletti. Bir defa dinler misiniz? 18 binden fazla ama çocuğu öldürdü. Öldürenlerin hepsi test kalmadı doktor paşam. Test kalmadı. Uluslararası hukuka aykırı işlem yapıyorlar. Dolayısıyla onu söylüyoruz. Onu söylüyoruz. Dinlemiyor. Uluslararası hukuk dinlemiyor. Bir dinleyin siz lütfen. Nasıl ki Sırbistan'da katliam yapanlar, Srebrenica'da katliam yapanlar, Bosna'da hesap verdilerse, şimdi de Türkiye'nin iletişim başkanlığının oluşturduğu kayıt, Güney Afrika'nın müracaatıyla başlayan evet. hukuki süreç. Bunların hepsi işliyor. Türkiye bunu hukuki zeminde yürütüyor. Lütfen sanki Kazım Paşa'nın Amerika Yunanistan'a üst koyuyor. Kıbrıs'a üst kuruyor. Daha sonra uçak gemilerini Kızıldeniz'e yerleştiriyor. Siz hangi diplomasi barıştan bahsediyorsunuz? Allah aşkına ya. Sen hocam. Bakın ben düne kadar bizi uyutan, yurtta sulh diye uyutanlar gibi konuşmayın lütfen. Bak onu ayrı. Ama hakikaten ama ya. Ama lütfen. Bak benim söylediğim her forumda bunu söylüyorsunuz. Ben sabrediyorum size ama. Bir saniye. Ama hiçbir kimse bir gerçek var. Benim adıma hüküm koymaması lazım. Hayır, hayır. Ben buradayım. Ben onu söylemiyorum. Bu iş barışla çözülmez. Diplomasi öldü. Bitireyim. Hayır, ne alakası vardı öldü. Evet. Siz diplomasi yok diyeceksiniz. Ondan sonra da Birleşmiş Milletler'de bir karar aldırmaya çalışacaksınız. Bunu yapmanın yolu hukuktan ayrılmamaktır. Siz hukuktan ayrılmadığınız zaman Amerika bundan gerçekliği kaybetmiştir. Amerika Afganistan'ın Bey, Ersan Bey, yani lütfen müsaadenizi istiyorum. Bu arada Furkan Bey'le Necdet Bey hakkını yemeyelim. Süre kalmadı. Bekliyoruz zaten. 2 dakikamız kaldı. Artık evet, ne söyleyebileceklerse. Furkan Bey, bu noktada Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmış olduğu anlaşmanın ardında çok detaylı bir şekilde söylendi. Ama iki cümleyle toparlayacak olursak, bunun Türkiye'ye yansıması çok kısa sürede olur mu? Hayır, olmaz. Türkiye zaten bölgede çok büyük bir güç. Güney Kıbrıs'ın orada herhangi bir etkinliğinin olacağını ben düşünmüyorum. De facto durumda öyle büyük bir etkisi olmayacak. Ama İsrail noktasında desteği yadsınmaz diyorsunuz kesinlikle. Şimdi hocam size atlayacağım çünkü yok, ben bir cümle söyleyeceğim yalnız bununla ilgili. Burada nasıl ki Avrupa Birliği 2005'te uluslararası hukuka aykırı olarak yani garantör ülkelerin üye olmadığı birliğe Kıbrıs'ın hiçbir şekilde üye olması söz konusu değildir. Türkiye'nin bu konuda şerhi vardır. Türkiye devleti herkes ne derse desin doğruları yapmaya çalışıyor. Özellikle AK Parti yönetiminde. Dolayısıyla Amerika'nın orada Kıbrıs'ta 1969 yılında garantörlük anlaşması var. Kıbrıs'la ilgili. Bitirin. Güney Kıbrıs, lütfen, Türkiye, Yunanistan, İngiltere garantörlük anlaşması çöp oldu. Çöp. Hangi hukuk? Lütfen. Lütfen. Birazdan ben hukuktan bahsediyorum. Dolayısıyla Merkel geldiği zaman Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu hatırlattı. Bakın dedi, bizim şerhimiz 2005 yılında Haziran ayında koyduğumuz şerh duruyordur. Siz yanlış yaptınız. O da evet yanlış yaptık dedi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri de aynı çerçevede yanlış yapıyor. Evet. Oraya garantör ülkelerin dışında birinin silah götürmesi kabul edilemez. Götürüyor işte. Ama ne olur? Etme kabul. Notum da var. Müsaade edin. Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kınamış. Amerika Afganistan'ı işgal etti. Kınamış. Ne oluyor? Amerika işgal etti. Nasıl Rusya kaçtıysa oradan kaçtı. Yine buralardan da kaçacağız. Şimdi efendim özür diliyorum. Mecburen kesmek durumundayım. Şu anda da Necdet Bey son söz sizde. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki işte Bosna'daki hadisede evet bir divanda yargılandılar. Suçlular cezasını buluyor gibi gözüktü ama işin başında birkaç kişi bu cezayı alıp ama Bosna'da olanları biliyoruz. Şimdi benzer şey yıllardır İsrail tarafından yapılıyor. İsrail bir Bosna durumundaki gibi bir ülke değil. Farklı. Bir defa tamamıyla Amerika'nın sanki şımartılmış bir şeyi, ileri karakolu nasıl söylersen söyleyin et tırnaktan ayrılmaz gibi davranan bir şey yaklaşımı var. Güney Kıbrıs konusunda da evet orası çok önemli bir yer. Çünkü doğalgaz şeylerinin kalbi o adanın orada. Ve işte
Güney Kıbrıs'taki o üs ve yakınlaşma, anlaşma vesaire. Bu Amerika'nın, evet Türkiye hukuksal olarak şey yapmak istiyor, Türkiye'ye yakışan da budur. Ama bazen hani derler ya, düşmanın silahıyla hareket etmek gerekiyor. Burada da bir şey tabiriyle bir diş göstermek gerekiyor. Evet, bu çok ciddi bir şeydir, tehdit unsurudur. Ortamı gerecektir, birçok ülkeyi etkiliyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin duruşu bir şeyi var. Ama halk olarak da buna çok duyarlı olmamız lazım. Sivil toplum kuruluşlarından tutun, birçok birimler ses çıkarması gerekiyor. Yani örneğin Türkiye geçmişte... Türkiye geçmişte İsrail'le bir anlaşma yaptı diye ben iyi hatırlıyorum. Beyazıt'ta gittik, telin ettik. Böyle bir anlaşma yapılamaz diye. Ama bugün günümüzde enteresandır. Öyle sessizleştik ki hiçbir şey yapamıyoruz. Ne sivil toplum kuruluşları ne de diğer kuruluşlar olarak bunu yapamıyoruz. Burada da yapılması gereken aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya el ele tutup bu ülkede bir birliği tesis etmemiz gerekiyor. Diğer unsurlar da zaten arkasından gelir. Birleşik kaplar teorisi diyorsunuz. Teşekkür ederim. O da güzel bir şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim tekrar kendinizi tebrik ediyoruz. Bu yükselmeler, bu hararetler genel anlamda hep efendim Filistin'de çözüm bulunabilmesi için tartışmalar bu noktada oluşuyor. Tartışacağız, konuşacağız ki bir çözüm noktasında herkes bir fikir versin, bir ses çıkarsın. Bu güzel gecede bizlerle birlikte olmanız, olduğunuz için, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tek bir ricamızla beraber efendim, mazlumlar için, Filistin için bu gece dua etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.